TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorulardan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Bu gece Gülsün Mehdiyev hocamız bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle modern dünyada başkalaşan insanı ve bir toplum meselesi haline gelen kadın konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emre hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler Birincim. Hayırlı yayınlar hocam. Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müsaade ederseniz ben hemen izleyenlerimizle konu başlıklarını lütfen paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, bu gece modern çağın getirdiği değişimleri konuşacağız. Başkalaşan kadınları, Kur'an'ın kadına bakışını, kadının toplumsal hayattaki değişimini, günümüz kadınlarının psikolojik çatışmalarını konuşacağız. Günümüz evlilikleri ve anneliği konuşacağız. Erkek egemen toplumu, aile olabilmeyi ve aile kalabilmeyi konuşacağız. Günümüzde bize ne oluyor sorusunun cevaplarını konuşacağız. Ben hemen Gülsüm Hocam'ın kitabını da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Başkalaşmış Kadınlar. Gülsüm Hocam kitabında modern çağda başkalaşan insana çok güzel değinmiş. Aynı zamanda da bir kadını olması gerektiği gibi kadın gözünden değerlendirip problemlere bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşmış. Hocam hayırlı olsun kitabınız. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de programınıza hayırlı olsun diyeyim. Çok teşekkür ederim. Yeni formatınız çok güzel. Sizinle evet, daha da çok renklendi tabii ki. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim davetiniz için de. Biz teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sizin en büyük amacınızın bir çocuğun duasını almak olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah çalışmalarınız da çok İnşallah. Aileye, çok anneye dokunur. Çok çocuğun duasını alırsınız. İnşallah, inşallah. Emre hocam. Vallahi tabii Gülsüm hocamla biz daha önce de programlar yaptık sağ olsun. Gülsüm hocam derdi olan bir insan. Evet. Hakikaten evet, bu konuları kendine dert edinmiş bir akademisyen. Ve hoş da güzel de bir dili var, bir anlatım var. Pratik, evet, pratik yani böyle kolay anlaşılır, açık bir dili ve anlatım var. Ve çözüm odaklı daha çok. Yani biz genelde birçok problemi hep sorunları konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Ama nedenlerine inme konusunda veya çözümlere yönelik eylemler alma noktasında biraz etkisiz kalabiliyoruz. Evet maalesef. Yani bu çalışmada da benim gördüğüm, Gülsüm hocam genel çalışmalarında da hakikaten bu meselelerin hem nedenlerine iniliyor hem de çözüm önerileri sunuluyor. Kadın konusu bence insanlığın bir problemi. Çocuk konusu insanlığın bir problemi. Bunun çözümü aslında en baştan ailenin sağlıklı bir yapı üzerine inşa edilmesi noktasında son derece önemli. Aile ne kadar sağlıklı bir yapı üzerine inşa edilirse ailenin oluşturduğu toplum da o kadar sağlıklı olacaktır. Yani bu mesele derinden bir mesele. Bunu iyi analiz etmek, iyi görmek ve çözümüne yönelik de gerçekten ciddi adımlar atmak gerekir. İşte bu yüzden bu gece bu konuyu hocamız bu kadar değerli bir kitap yazmış. Biz de üzerimize düşen ne olabilir dedik. Bu konuyu ele alalım ve hocamızı dinleyelim dedik. Evet. Hocam, çok konu kadınlar olunca tabii ki de konuşacak çok şeyimiz var hocam. Evet. Yalnız ben önce şunu öğrenmek istiyorum. Buyurun. Başkalaşmış Kadınlar kitabının ortaya çıkma amacı neydi hocam? Evet. Aslında tabii bu toplumda yaşayan bir kadın olarak da bunun çok fazla sebebi var. Ama ben böyle birkaç adımla özetlemeye çalışayım. Tahmin edebileceğiniz gibi en önemli sebebi çocuklar. Çocuklar için yazılmıştır. Çünkü bu zamanda çocukların her zamankinden daha fazla anneye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama anneler çok yoğun, anneler tükenmiş, her şeye yetişmeye çalışırken kendine eksik kalmış. O yüzden buna dikkat çekmek istedim. Çünkü bir annenin insan yetiştirmesi gerçekten ilahi bir şeydir. Kadını da erkeği de yetiştiren kadındır. O yüzden kadının insan yetiştirmesine bu ilahi gözle bakmak lazım ve anneliği tekrar toplumsal var olmanın önünde bir engel olarak görülen çocuk doğurmak ve anneliği tekrar bu bakış açısıyla ele almak gerektiğini düşünüyorum. İkinci sebebi bu toplumda yaşayan bir kadın olarak ben bugüne kadarki kadın çalışmalarına baktığımda kadın söylemleri, kadınla ilgili kitaplar ya bunların böyle uydurma dini yorumlarla kadını eve hapsetmeye çalışan uygulamalar, çalışmalar ya da tam tersi kadını kolundan çekip bizim yuvalarımıza dinamitler yerleştiren ve gelecek nesillerimizi yok etmeye çalışan ideolojik temellere dayandığını gördüm. Ben bundan çok rahatsız oldum. Kadın ideolojilerin konusu olabilir mi? Bunu bir konuşmak lazım. Kadınlara çıkmaz bir yolda olmadıklarını, aksine çok şanslı olduklarını ama aynı zamanda yaşadığımız çağda bu zorluklardan bahsederken acaba bunda kadın olarak bizlerin de payı var mı? Bunlara dikkat çekmek istedim.
Çünkü son 40-50 yıldır ciddi anlamda bir devrim yaşanıyor. Evet. Kadın devrimi. Bakın hiç kimse bunun sonuçlarını durup değerlendirmiyor. Bu öyle bir devrim ki teknolojiden çok daha önemli, toplumun bütün kurumlarını etkileyen bir devrim. Ama bunun sonuçlarına bakmıyoruz. Yani ev hanımlığından istihdama giden köprünün inşasından biz ne kadar sağlıklı yol alıyoruz? Kadının istihdamda yer alması durumunda, aile hayatımız, çocuklar ne durumda? Yani eşitlik söylemiyle yola çıkılan kadınla ilgili düzenlemeler ve yeni sosyal yaşam acaba başka toplumsal riskler ve eşitsizlikler yaratıyor olabilir mi? Buna dikkat çekmek istedim. Evet. Son olarak da şöyle söyleyeyim. Daha çok hep erkeklerin kadınlar üzerinde ahkam kestiğini gördük yüzyıllardır. Kendi korkularını, kaygılarını, fantazilerini, mitlerle, hikayelerle, yani düşünürlerden tutun, filozoflardan, edebiyatçılardan, kuramcılardan, yani maskülen kavramlarla kadını açıklamaya çalışmanın biz Freud'a kadar dayandırabiliriz yani. O yüzden bir kadın olarak ben de söyleyecek sözüm var dedim ve inşallah da hayırlı olur. Çok da iyi yaptınız hocam. Sağ olun. Yüreğinize sağlık, kaleminize sağlık. Maalesef dünyanın halinin iyiye gitmediğini hepimiz görüyoruz hocam. İnsan çevresinden uzaklaştıkça, kendinden uzaklaştıkça tüm dünyaya aslında yabancılaşıyor. Bu sevgi, merhamet, rahmet gibi kavramlar yerini bireysel başarı, bencillik, makam sevdası gibi meta odaklı kavramlara bırakıyor. Hatta tüketim sevdası da almış başını gidiyor maalesef. Peki nedir hocam bizi bu boşluğa sürükleyen sebepler? Yani modern yaşamın insanın özelde de kadının başkalaşması üzerindeki etkileri mi? Tabii yani şimdi modern yaşamla beraber bakıyorsunuz insanın entelektüel tarihinde bir kırılma yaşandı. Evet. Yani insan önce kendi emeğine, doğaya ve kendisine yabancılaşmaya başladı. İnsan insana yabancılaştı. Yani artık insan o bütün köklerinden kopmuş durumda nereye doğru savrulduğunu ve evrildiğini bilmez durumda. Sizler de çok konuşuyorsunuz programlarınızda değil mi? Dile getiriyorsunuz. Yani modern dünyanın başkalaştırdığı insana bakıyorsunuz. Mesela Allah'tan korkar gibi para kaybetmekten korkuyor. Hani maalesef. Ciddi anlamda böyle bir parayla ilgili materyalist bir bakış açımız meydana geldi. Anlam yok, anlam. Sadece anlamla değer bulacak ve yaşanacak bir dünyada anlamsız nasıl yaşanır? Böyle mesela bireysellik özgürlük gibi algılanıyor. Mesela böyle daha bir rekabetçi ortam gibi algılanıyor. Bakıyorsunuz bir taraftan da bencillik had safhada dediğiniz gibi. Yani insanlar sadece kendisini düşünüyor. Diğer gamlık vesaire bunlar tamamen yok oldu. Mesela insanın son zamanlarda ömrünü uzatma çabalarını izliyoruz değil mi hayretle? Nasıl yaşanması gerektiğini değil, ne kadar yaşanması gerektiğini düşünmeye başladı insanoğlu. Ve mutluluk mutluluk yani bunun peşinden koşarken de böyle popüler söylemler, yeni kişisel gelişim kitapları veya öğretileri, bir taraftan uydurulan seküler dinlerle yani popüler gelişimle de kendine yol bulmaya çalışıyor. Ben de bunu Nasrettin Hoca'nın kayıp anahtar fıkrasına benzetiyorum. Lütfen paylaşın hocam. Nasrettin Hoca anahtarını düşürüyor bir gün komşusu Ali ile gelirken, kapısını açmaya çalışırken. Anahtarı düşürüyor ama hemen uzağa gidiyor ve ileride aramaya başlıyor. İleride dediğim yer lambanın altı, sokak lambasının altında aramaya başlıyor. Komşusu Ali soruyor, hocam anahtarı burada düşürdün, niye orada arıyorsun? Nasrettin Hoca cevap veriyor, çünkü burası daha aydınlık da ondan. Yani şu anda insanoğlunun gidişatı da bu şekilde. Evet. Ve modernite diyalektik söylemlerle insanlığı tamamen iki uçlu halde değil mi? Eğitimli, eğitimsiz, güzel, çirkin vesaire gibi diyalektik söylemlerle ayırırken maalesef kadın ve erkek konusuna da geliyor. Ve geleneksel dönemde yüzyıllardır bir arada yaşamayı başarabilmiş kadın ve erkek işte bu pozitif söylemlerle kutuplaştırılan iki ayrı cephe haline getiriliyor. Maalesef. Modern dünyanın zaten hocam genelde modern insan dediğimiz tırnak içerisinde hep böyle bir kendi içinde son yıllarda özellikle dikkat ederseniz bir anlam arayışı, bir mutluluk arayışı, kendini gerçekleştirme, işte tatmin olma arayışı var. Hatta bu işte sosyoekonomik şartları çok ileri seviyede olan toplumdaki insanlarla
birçok şeyden mahrum yoksul olan insanlar arasında da bu konuda çok fark olmadığını görüyoruz. Yani her şeye sahip olan insanların da bir arayışı var. Demek ki insanlara sunulan hayatlar veya insanların kendilerine hedef olarak belirlediği hayatlar insanı mutlu etmiyor, tatmin etmiyor insanı. Bu arayış da belki de bir şekilde eğer ki doğru yönlendirilebilirse işte insan belki gerçeğin peşinden gidebiliyor o noktada. Ama işte çeşitli küresel bir takım böyle tezgahların içine sokulursa insanlar tüketim alışkanlığı olabilir. Ya da farklı yerlerde bu konuda tatmin olma arzusu istiyor olabilir. Bu sefer dediğiniz gibi savruluyor insanlar. Evet. Bir amaçsızlık. Hocam bir... en kötüsü de insancığa dönüştük yani. Evet. Yani hayvan olmayı bile beceremeyen bir insanoğlundan bahsediyoruz. Artık modernite altında, modernlik altında her türlü biz barbarlığı da, ırkçılığı da, her türlü şeyi de maalesef dünyada görüyoruz. Yani o yüzden ben biraz insan kelimesiyle ilgili de çok kafa yormaya çalışıyorum. Hani çocuk, daha önceki kitabımda da biliyorsunuz vurgu yapıyordum. Evet. Mesele çocuk büyütmek değil, insan yetiştirmek diye. Tek kurtuluş budur. Yani tek kurtuluşumuz merhamet, vicdanlı, merhametli. Gerçekten Allah'ın istediği gibi insanlar olabilmektir. Gittikçe ondan uzaklaşıyoruz. Yani bir mahlukat olarak dünyaya geliyoruz ama insan olabilme kabiliyeti bambaşka bir şey. Her zamankinden daha fazla insanı konuşmaya da ihtiyaç var diyorum Emre hocam. Her zamankinden daha fazla. Biz daha çok sanki biraz daha rekabetçi bir çocuk yetiştirme şeyini tercih ediyoruz. Maalesef, çünkü çok kıyasıya bir yarış var. İşte sınavlar var. Sınavlarda çocukların başarılı olması gerekir. Aileler çok ciddi maddi kaynak ayırıyorlar çocukların iyi bir eğitim alması için ve sonuçlarını da en iyi şekilde bekliyorlar ama gerçekte o çocuğun bir birey olduğunu, o çocuğun potansiyelinin ne olduğunu veya gerçekten neyin onu daha iyi bir insan, daha erdem bir insan kılacağını sanki ıskalıyoruz çoğu zaman. Böyle yarış atı diyorlar ya hani o tabirle. Sürekli yarışların içerisinde çocuklar ve aynı kalıpların içerisinde dökülmüş böyle hamurlar gibi bakıyorsunuz böyle tek tip benzer hedefleri olan, benzer idealleri olan işte kariyer, karizma vesaire gibi böyle. Ama insani, vicdani duygular, hassasiyetler noktasında o kadar da gelişmemiş. İnsanlarla karşı karşıya kalır. Sonra da dünya niye bu kadar kötü veya niye bu kadar kötülük var diye sormaya başlıyor. Maalesef. Çocuk büyütürken yani ihmal ettiklerimiz hocam ez cümle olarak en çok ihtiyacımız olanlar ve en zor telafi edeceklerimiz. Yani bizim ihmal ettiğimiz şeyler insan olması yolunda, insan yetiştirmek yolunda en ihtiyacımız olan şeyleri ihmal ediyoruz maalesef. Bugün de zaten daha çok bu konu üzerine konuşacağız. Hatta kitabınızda bir istatistikten bahsetmişsiniz hocam. Kadınların dünya ekonomisine katkısından bahsediyorsunuz. Kadınların çalışma hayatına girdiklerinde trilyonlarca dolardan bahsediyorsunuz. Çok büyük rakamlardan. Ancak dünyayı kadınlar kurtaracak derken aslında ülke ekonomisine sağlayacakları katkıyla değil, daha çok insan yetiştirme potansiyeliyle dünyayı kadınların kurtaracağını düşünüyorsunuz. Evet. Bu anlamda da bu çok önemli konu üzerine tekrar konuşacağız. Evet. Bir de şunu eklemek isterim ben Emre Hocam. Einstein'ın bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü var. Hocam da kullandı kitabında. Başarılı değil, değerli olmaya çalışın diyor. Bizse başarılı olmak için değerlerimizden uzaklaşır hale geldik. Tabii başarının ne olduğu da ayrı bir tartışma. Yani başarının ne olduğunu kim belirliyor? Evet. Yani mesela işte diyelim ki benim doğal tarım yapmayla ilgili diyelim ya da güzel bir resim yapmayla ilgili orada aldığım sonuç veya başarı acaba birçok insan için başarı mı? Yani kapitalist sistem içerisinde birileri bir şeylere başarı diyor. Acaba o gerçekten başarı mı değil mi? Değil mi hocam? O da ayrı bir tartışma. Yani kim belirliyor başarının ne olduğunu? İnsanın kendini gerçekleştirmesi, potansiyelini insanlık için kullanması, kendince hayırlı güzel şeyler yapması herkesin kendine göre bir başarı da olabilir. Ama işte bazı çevreler tarafından bu başarı olarak da görülmeyebiliyor. Yani kriterleri birileri belirleyince değil mi? Bugün bir çocuk resmi, hiçbir zaman çocuk resim sergisi görmezsiniz. Çünkü yetişkinler belirliyor bu güzel mi değil mi diye. Halbuki bir çocuk için çok olağanüstü yapılmış bir resim olabilir. Başka kriterler, başkalarının kriterlerine göre kıyaslıyoruz. Hatta sanırsam biraz da toplumsal başarıya odaklanmak gerekiyor. Bireysel başarı yerine. Birazdan bunu da konuşacağız. Ben Emre Hocam size sormak istiyorum bu soruyu. Gülsüm Hocam müsaade ederseniz. İslamiyet öncesi kadının toplumdaki yeriyle alakalı ne düşünüyorsunuz hocam? Maalesef geleneksel İslam anlayışının getirmiş olduğu ve yanlış bilinen konulardan bir tanesi de Kur'an'ın kadına bakışı. Hı hı. Kur'an bize kadın için ne söyler hocam? Allah bize yarattığı naif kulları için ne buyurur? Bir de şunu da sormuş olayım. İslamiyet öncesi toplumların kadına bakışı nasıldı?
Şimdi Birincim tabii bu aslında az önce programın başında dedim ya bence yani her türlü inancın da üzerinde insanlığın bir problemi. Yani siz mesela bugün antik Yunan metinlerine baksanız işte Platon, Aristoteles'in kadınlarla ilgili görüşlerini okusanız herhalde haklarında iyi şeyler düşünmezsiniz. Genel olarak insanlık tarihinde böyle bir problem var. Çünkü erkek işte gücü temsil ediyor. Toplumun genel yapısında, anlayışında işte savaşabiliyor, ne bileyim tarımla uğraşıyor vesaire, ekonomi ve gücü temsil ediyor. Evet. Kadın da daha çok işte ev işleriyle veya işte çocuk doğumuyla ilgilenmesi gerekiyor gibi böyle bir ayrım yapılmış ve kadın bir şekilde toplum içerisinde hep ikinci, üçüncü sınıf vatandaşmış gibi algılanmış. Bu sistemler tarafından da böyle, aile içerisinde erkeğin kadına bakış açısından da böyle. Dolayısıyla bu başlı başına bir insanlığın problemi zaten. Çok kadim bir problem. Tabii bu noktada İslamiyet, yani Hazreti Adem'den Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün Nebi ve Resuller aslında toplumun bu kanayan yaralarına, toplumun bu derin problemlerine parmak basmışlar ve bunlara sarılması, bunlara yönelik çözüm üretilmesi noktasında ciddi bir çaba ortaya koymuşlar. Yani hiçbir Nebi'nin, hiçbir Resul'ün beraberinde getirdiği mesajda asla ve asla Allah kadın veya erkek olarak yaratmış olduğu insanlar arasında bir ayrıma gitmez. Çünkü evet, bakın buradaki temel şey şu. Biz kendi tercihimiz olmayan cinsiyetimiz üzerinden övünme veya yerinme gibi çok anlamsız ve mantıksız bir şey iddiasında bulunuyoruz. Yani hiçbirimiz cinsiyetimizi tercih ederek bu dünyaya gelmedik. Kur'an-ı Kerim'de birazdan örnek vereceğim bununla ilgili ayetlerden. Dolayısıyla bu bir övünç sebebi değil. Övünç sebebi ne olabilir biliyor musunuz? Sahip olduğumuz cinsiyet değil. Ne kadar iyi, ne kadar erdemli, ne kadar ahlaklı, ne kadar doğru bir insan olduğumuz övünç sebebi olabilir. Eğer bir şey övünç sebebi olacaksa. İnsanlığa ne kadar katkı sağladığımız, ne kadar değer ürettiğimiz. Bunlarla övünebiliriz ancak. Yoksa ben erkeğim, erkek oldum. Ya, tabii şu var, insan, bir insan erkek olmasından dolayı memnun olabilir. Bir kadın da kadın olarak yaratılmış olmasından memnun olabilir bireysel olarak. Bu ayrı bir şey. Ama ben erkeğim ondan üstünüm ya da ben kadınım ondan üstünüm şeklinde bir yaklaşım dini açıdan kabul edilebilir bir yaklaşım değil. İnsan açıdan, ahlaki açıdan da doğru bir yaklaşım değil bu noktada. Tabii dediğim gibi bu çok kadim bir mesele. Cahiliye döneminde toplumunda da aslında benzer örneklerini görüyoruz. Yani seçkin ailelerin öne çıkmış bir takım işte kadınları dışında cahiliye döneminde Arapların kadına bakışı oldukça kaba saba, hor gören gözle, onu bir meta gibi, bir eşya gibi kolayca istendiği zaman alınıp atılabilecek işte bir nesne gibi konumlandırdığını görüyoruz açıkçası. Sadece aslında Arap Yarımadası'nda da değil, Hindistan'da ya da Yahudilikte, işte Hindistan'da mesela kadınları günahları affolsun diye kocalarıyla birlikte diri diri gömerlermiş. Ya da Yahudilikte kadınlar ibadet etmekten men edilirmiş. Yine Arap Yarımadası'nda kız çocukları utanç kaynağı olarak görünürmüş. Şimdi tabii dediğin gibi genel bir dünyada böyle bir ciddi bir problem olduğunu biz zaten görüyoruz bu anlamda. Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiliyor yani Mekke'de bazı Arap o kabilelerinin doğan kız çocuklarının diri diri toprağa gömdüğü ve Kur'an çok muhteşem bir soru soruyor. Diyor ki yani o hesap günü o kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah yüzünden gömüldü? Bu kadar korkunç bir şeyi o inanç veya kültür, o toplum size dayatıyor ve siz bunu yapıyorsunuz. Yani muhtemelen onu yaparken insanlar böyle çok canice, zalimce çocuklarını toprağa gömüyor değillerdi. Ama gelenek, kültür o kadar baskın ki size bunu bile yaptırabiliyor. Düşünün ya, bu kadar korkunç bir şey bile yaptırabiliyor. Şimdi aklı başında bir insan şu soruyu sorar. Bir insan neden çocuğunu toprağa gömer ya da neden kız çocuğu, erkek çocuğu dedi kız çocuğu. Çünkü zihninde nasıl kodlamış? Utanç gibi kodlamış kız çocuğu olması. Yani soyunu devam ettiremeyecek bir şey olarak görüyor. Ya da bir süre sonra evlenip evden gidecek, boşu boşuna bakılacak, savaşsa savaşamayacak, işte güce dayalı işleri yapamayacak falan gibi görülüyor. Böyle cahilce, tam da cahile dönemi denmesi şey, tam da cahilce, insanlık dışı, barbarca, bedevice bir anlayış. Peki Kur'an-ı Kerim ne getiriyor bu noktada? Ben lafı fazla uzatmamak adına. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bu anlamda kadın ve erkeğe bakışı, bakın ayetler üzerinden diyoruz hep, biz ne söylesek söyleyelim, Rabbimizin sözlerinden daha güzel hiçbir şey konu ifade edemez. Evet. O yüzden ayetlerden örnek verelim. Hemen bakın burada diyor ki mesela,
Şura suresinin 49. ayetinde diyor ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine erkek çocuklar bağışlar. Şimdi bakın kız çocuk da erkek çocuk da Allah'ın bağışı. Allah'ın bir hediyesi. Yani hani bazı insanların şey takıntısı oluyor. Hani erkek adamın erkek çocuğu oluyor falan vesaire gibi. Mesela benim kızım var ve ben kalpten söylüyorum bunu. Kızım olduğu için çok mutluyum. Allah bağışlasın. Ve hep de yani inşallah kız çocuğum olur diye isterdim yani dua ederim. Ha, başka insan erkek isteyebilir. Ayrı bir şey, herkesin kendi tercihidir bu. Ama bu Allah'ın bir hediyesi, Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir rahmeti. Bunu bu şekilde görmek lazım. Yani Allah size erkek çocuklar bahşederek lütufta bulunur. Kız çocuklar verdiği zaman Allah sizi cezalandırır değil mi Kur'an-ı Kerim? Erkek olsun kız olsun bunlar Allah'ın lütfudur diyor. Allah'ın rahmetidir diyor size. Yine mesela Hucurat Suresi'nin 13. ayeti bu konuda hani bercesli ayetler diyoruz ya, çok belirleyici, önemli konuyla ilişkili ayetlerden bir tanesi. Diyor ki ey insanlar, biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Bakın burası çok önemli. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvalı olanınızdır. Yani duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle hareket edeninizdir. Ve bunda en ileri olanınızdır. Allah'a karşı sorumlulukta en ileri olan kişidir diyor. Allah katında üstün olan. Bakın erkek ve kadın olarak yarattık. Birbirinizi üstün kıldık demiyor sizi. Yani eğer ki bir üstünlük söz konusu olacaksa sizin erdemli, doğru, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren bir insan olmanızdır üstün kılan sizi. Nahl suresinin 97. ayeti bakın diyor ki erkek olsun kadın olsun. Her kim inanmış olarak iyi fiiller gerçekleştirirse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptığını en güzeli mutlaka veririz. Erkek olsun kadın olsun. Yani Allah erkeği sorumlu kıldı bu anlamda, sosyal sorumluluklar anlamında kıldı. Her şeyden kadın da sorumlu kılıyor. Bu anlamda kadın toplum hayatının, cemiyet hayatının içinde olması lazım. Çünkü erkeğin ve kadının farklı konularda birbirlerine potansiyel olarak veya yetenek olarak üstünlükleri pekala olabilir. Bir kadın yapacağı bir şey 10 tane erkek yapamayabilir. Ya da bazen bir tane erkeğin yapacağı şey 10 tane kadın da yapamayabilir. Ama toplumu geliştirecek olan, medenileştirecek olan şey nedir? Kadının da erkeğin de zekasını, aklını, potansiyelini, kabiliyetlerini, yeteneklerini eşit, kendilerine tanınan eşit şartlarda kullanabilmeleri ve bu tanınan şartlarda kullandıktan sonra da topluma, insanlığa fayda sağlayabilmeleri. Evet. Yoksa işte hocamın dikkat çektiği gibi siz kadınlara eğitim hakkını elinden alırsanız, kız çocuklarının okuma hakkını elinden alırsanız, kadınların sosyal hayatındaki fonksiyonunu ortadan kaldırırsanız, yani ümmetin yarısını pasifleştirirsiniz demektir bu. İnsanlığın yarısını pasifleştirirsiniz demektir. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir kaynak var ve siz bu kaynağı yok sayıyorsunuz ya da o kaynağı işte civa döküyorsunuz üzerine falan, böyle yani tamamen işlevsiz hale getiriyorsunuz, evet, gibi bir şey. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu konularla ilgili çok fazla ayet var. Asla hiçbir yerde erkeğin kadına üstünlüğüne dair veya kadın erkeğe üstünlüğüne dair bir vurgu olmadığı gibi, tam tersine Allah her birine farklı yaratılışlar sunduğunu, o farklı yaratılışlarla birlikte her birinin eşit şartlarda Allah yolunda hayırlı güzel işler yapması, insanlara faydalı olması için Allah'ın onları teşvik ettiğini, vurguladığını görüyoruz. Kur'an'ın kadına bakışıyla geleneğin bakışı arasında çok büyük farklar var. Ama bu konularda programlar yaptığımız için ben programı geleneğin kadına bakışıyla boğmak istemiyorum şu anda. Çünkü Gülsüm Hocam'ın söyleyeceği çok önemli şeyler var. Evet. Ama bu konudaki daha önce yaptığımız programlar da okunabilir. Caner Hocamızın işte İslam ve Kadın kitabı mesela, evet, eşiyle birlikte yazdığı İslam ve Kadın kitabı çok önemli mesela, o incelenebilir, okunabilir. İşte İslam ne diyedir kitabında kadın konusu var, ona bakılabilir. Diğer hocalarımızın da yaptığı çalışmalar var. Bunları buradan tavsiye etmiş olalım en azından. Evet, yani Allah'ın hiçbir hükmü yarattığı kulları arasında adaletsizliğe sebep olamaz hocam. Tövbe suresi 71. ayette de diyor ya, inanan kadınları ve erkekleri birbirine dost kıldım. Aslında inananlar ya da iman edenler diye seslenirken Allah hem kadına hem erkeğe sesleniyor. Hiçbirini birbirinden ayırt etmiyor. Yaşlı genç ayırt etmiyor. Siyah beyaz ayırt etmiyor. Dolayısıyla tüm söylenenleri kadın erkek olarak hepimizin üstümüze sorumluluk anlamında gerekiyor, ne de söylemler anlamında en ufak bir farklılık hissedemiyorsunuz. Bir de şey de çok büyük bir, evet, rahatsızlık veriyor hocam. Çok büyük bir yara. Yani bunu bütün kalbimle söylüyorum. Kadınlarla ilgili bütün konuların erkek egemen söylem, evet, üzerinden tartışılması ve erkeklerin bunu tartışması, bu bir problem. Evet. İkincisi namus meseleleri, ahlak meselelerinin de hep kadın üzerinden konuşulması, tartışılması. Yani sanki erkeğin de aynı şekilde bu anlamda sorumluluğu yokmuş gibi.
Öte taraftan bir de yani geleneksel anlayışın veya o işte bedevi anlayışın kadına bakışı hep cinsellik üzerinden. Halbuki Kur'an-ı Kerim kadını ve erkeği cinsel üzerinden ayırt etmiyor. Her birini kişiliği, şahsiyeti üzerinden ayırt ediyor. Evet. Yani kadın olsun, erkek olsun bunlar birer bireyler. Kadının dişiliği değil, kişiliği ön planda. Cinsiyeti değil, şahsiyeti ön planda. Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman bu anlamda. Ama geleneğin bakışındaysa tam tersine hep meseleler kadın üzerinden, kadının cinselliği, kadının ahlakı, işte kadının toplum içerisindeki görünürlüğü, görünmezliği vesaire gibi konular üzerinden tartışılıyor ve gerçekleştiriliyor. Bu da çok maalesef ki sıkıntı. Evet. Yani gerçekten İslam'ın kadının yaratılışıyla, fıtratıyla çok uyumlu bir yol ve reçete çizdiğini bize kesinlikle görebiliyoruz. Ve İslamiyet öncesi bütün uygulamalarda da kadının kimliksizleştirildiğini, yok sayıldığını görüyoruz. Ama cennet ayaklarının altına serilmiş, adına sure indirilmiş kadının hak ettiği değil, gerçekten zaten sahip olduğu değeri artık görmesi gerekiyor. Yani evet, Müslüman inşallah kadınlar olarak inşallah. Peki hocam, peygamberimiz döneminde, Hazreti Muhammed peygamberimiz döneminde toplumun kadına bakışı nasıldı? Birazcık ondan bahsedebilir misiniz bize? Valla şimdi Emre hocamın tam konusu o buradayken şey yapmayayım. Ama yani ben şöyle söyleyebilirim. Peygamberimizden sonra bu bakışın tamamen değiştiğini evet görüyoruz değil mi Emre tabii hocam? Peygamberimiz kesinlikle zamanında. Mesela şimdi bugün günümüzde kadın çalışsın mı, çalışmasın mı, çalışırsa çocuğuyla daha kaliteli vakit geçiriyor, daha iyi oluyor gibi, temcit pilavı gibi ısıtılıp önümüze konan konular var. Artık bugün günümüzde kadının çalışıp çalışmamasını, bunları bırakmamız lazım. Kadın her yerde olmalı elbette. Evet. Kadın dünyayı değiştirir, kadın dünyayı dönüştürür, kadın dünyayı güzelleştirir. Yeter ki kadın olmaklığını kaybetmesin. Evet. Kadın her yerde olmalı. Yani böyle kadını eve hapsetmeye çalışan söylemlerin aynı hocamızın dediği gibi yani bizim Kur'an'la veya dinimizle bir alakası olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu anlamak için dediğin gibi peygamberimizin dönemine bakıyoruz değil mi? Evet. Yani ordular idare ediliyor, orduyu idare ediyor. Ticaret yapıyor. Hazreti Ayşe ticaret yapıyor bir eşi. Yani kadınların her türlü işte çalışabildiklerini, her yerde var olduklarını. O yüzden bugün mesela bazı şeyleri konuşurken yani birazdan söyleyeceğim. Kadınlar neden mecliste yok, kadınlar neden yönetici daha az, neden istihdam sayısı az vesaire gibi şeyler. Kadının bunları yapacak kabiliyeti olmadığından değil. Yani bugün bunları yaparken annelik ve ev hanımlığı gerçeğimizi göz ardı etmeden, oralarda eşitsizlikler yaratmadan, mağduriyetler yaratmadan yapabiliyor olmamız ve ayrıca da maskülenleşmeden, başkalaşmadan yapabilmemiz çok önemli. Kadınlığımızdan uzaklaşmadan. Evet, ben ilham veren kadınlar diye bir bölüm yaptım. Orada Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'i de yazmıştım. 4 kadından evet biriydi. Bütün dünya hayranlıkla seyrediyor değil mi? Bakın yani başarılı olmak için maskülenleşmeye, başkalaşmaya. Çünkü o görevler erkeğe atfedildiği için beyinde. Yani kadının kimlik arayışı böyle kompleksli bir hal alınca bazı görevleri erkeğe atfettiği için oralara geldiğinde de maalesef asık yüzlü olması, sert olması, şefkatini, merhametini unutması gerektiği gibi bir yanılsama bizi iyiye götürmüyor. Maalesef. Yani, o yüzden de gerçekten peygamberimiz zamanındaki uygulamalar yani kızı gelince ayağa kalkan bir peygamberin çocuklarıyız biz. Kız çocukları erkek çocuktan ayırt etmeden. Ayırt etmeden. Mesela hani böyle namaz kılarken çocuklar başına gelir oynanır. Hep orada evet, mesela evet, sanki evet erkek torunlarıymış gibi. Hayır. Yani kız erkek bütün torunlarıyla aynı şekilde oynayan ve o şekilde değer veren bir peygamberin çocuklarıyız. Yani kızından evet, soyunun türediğini biliyoruz değil mi hocam? Burada bir örnek ben müsaadenle lütfen hemen hocam şey yapayım. Hocamla da burada paylaşalım. Şimdi Abdullah bin Ömer'den geldiği kabul edilen bir rivayet var. Bu Buhari nikah bölümünde geçiyor. Bakın çok çarpıcı. Diyor ki peygamber devrinde hakkımızda ayet iner korkusuyla kadınlarımıza elimizi ve dilimizi uzatmaktan sakınırdık. Peygamber vefat edince dilimizi ve ellerimizi onlara uzatmaya başladık diyor. Bakın bu çok enteresan bir şey yani. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü peygamberimiz hayattayken ayetler inmeye devam ediyor. Yani erkeklerin kadınlara yönelik olarak o cahiliye bedevi döneminden kalma uygulamalarını devam ettirmeleri durumunda haklarında ayet iner korkusuyla bu konuda temkinli davrandıkları. Ama peygamberimiz vefat ettikten sonra
artık hani ayet inmesi de söz konusu olamayacağı için bir kısım insanın eski alışkanlıklarını devam ettirdiği görebiliyoruz. Yine mesela işte Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi var, biliyorsun kadın geliyor kocası hakkında peygamberimizle tartışıyor. Yani hakkını arıyor. Çatır çatır hakkını arıyor. Evet. Üzerine ayet iniyor. Yani evet. Düşünebiliyor musun? Bu konuyla ilgili evet. Allah'tan hüküm geliyor. Yine meclislerde, peygamberimizin meclislerinde kadınların erkeklerin de bir arada istişare edebildiği, çeşitli konularda onlara danışılabildiği ile ilgili bir takım kaynaklarda mesela bunların örneklerini görebiliyoruz. Hani o dönemde toplumun olması gerektiği şekilde kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla beraber, bakın çocuğuyla beraber. Çünkü peygamberimizin mesela hasta olan çocukları ziyaret ettiği örnekler var. Yani çocuğu böyle hani ya nedir çocuktur falan diye bakmıyor. Çocuklarla oyun oynadığına kuşu dair, çocuklarla şakalaştığına dair. Kuşu ölen çocuğu ziyaret ediyor. Evet, kuşu ölen çocuğu ziyaret ediyor. Yani çocuklara değer vermesi, toplumun evet. kadınlara değer vermesi. Çünkü medeni bir toplum, yani medeniden kastettiğim şu, insan olmanın gereklerini en güzel şekilde yerine getirebilecek bir toplum, bütün bunlarla beraber var olabilir. Yani evet. kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, aileyle. Birlikte var olabilir. Bunu çok iyi okuduğu için peygamberimiz Rabbimizin ayetlerinin de yol göstermesi, ışık tutmasıyla toplumda bu dönüşümü başlattı. Ömrü vefat ettiği kadar elinden gelen bütün çabayı ortaya koydu. Ama işte insan neticede hakkın rahmetine kavuştuktan sonra tabii ki toplumda yine eski o cahili şeyleri hortlatan insanlar da çıkmaya devam etti. Kadın maalesef. Aleyhine olan görüş tekrar egemen oldu. Hatta günümüzde de hala izlerini taşıyor diyelim. Evet. Bu konuya da değineceğiz evet. zaten. Hı hı. Peki hocam çok iyi oldu. Peygamberimiz dönemini konuşmamız, ondan öncesini konuşmamız ve günümüze geldiğimizde de kadının kendinden uzaklaştığını konuştuk. Kadının annelikten uzaklaştığını konuştuk. Kadının bir kimlik arayışı içerisine evet. girdiğinden bahsettik. Peki kadını bu kimlik arayışı içerisine iten unsurlar neler hocam? Şimdi aslında her şey biraz sanayi devrimiyle başlıyor. Yani iş gücü olarak görülmesi ve kadının da çalışma hayatında yer alması ama gücünün de erkeğinki kadar değerli olmaması gündemde ücretler olarak veya iş gücü olarak. O dönemlerde de tabii biraz da böyle hani dünya batıda başlayan sosyal değişimler, eşitlik söylemleri vesaireler derken kadın biraz önce Emre hocamın da dediği gibi yani çok kimliksizleştirildiği için senin de bahsettiğin gibi mesela bugün uygarlığın ve medeniyetin merkezi görülen antik Yunan'da, Atina'da ve Roma'da her zaman kadın sadece soylu erkeklerin yana yakışacak şekilde eğitim alan ve o şekilde güzel olması sağlanan bir varlık olarak görülmüştür. Hukuki olarak erkeğin gerisinde kalmıştır. Toplumsal alanda var olmamıştır. İşte erkeğinin eşinin ya da babasının vesayetinde olmuştur vesaire gibi. Zaten hayat boyu yani geçmişinde getirdiği hep bu geçmişinde ona anlatılanlar ve iletilenlerle ve genlerle taşınanlarla bu düşük benlik algısıyla ortamda müsait olunca hakkını aramak durumunda kalmış ve bu şekilde ideolojilere de sığınmıştır. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Cinsiyet biyolojik bir kavram olmaktan çıkartılıp toplumsal bir kavrama dönüştürüldüğünden beri maalesef kadın mevzu ve kadın sorunu diye bir sorunsallık yaratılmıştır. Evet. Aslında böyle bir şey gerçek değildir. Çünkü rasyonel değildir hocamın söylediği gibi. Bakın hem dinimizin kadın ve erkeği birbirini tamamlayan özdeş varlıklar olarak yarattığı inancına karşıdır bu. Uyuşmaz. Hem de zaten biyolojinin, bilimin bile tamamlayıcılık ilkesine aykırıdır. Yani kadının doğal yapısını biyolojik indirgemecilik anlayışıyla ele almak, eril ve dişil tecrübeyi kadınsı ve erkeksiye taşımak ciddi anlamda çok büyük problemdir. Ve kadın buradan kimlik arayışıyla yola çıkıyor, kendisini var etmeye çalışıyor eşitlik söylemleriyle ve burada da iş hayatında yer almasıyla tabii ne oluyor? Roller artıyor. Bugün gördüğümüz, bugün kadınımızın her şeye yetişmeye çalıştığı, koşturduğu ama hiçbir şeyi tam yapamadığı, kadınlar da sorumluluklarını yerine getirdiklerinde kendilerini mutlu hissederler. Böyle araştırmalar var özellikle evde. Yani hiçbir şeyi tam yapamıyor gibi de aslında. Belki birazdan konuşuruz psikolojisini. Orada belki daha detaylı da gelir. Belki acaba mükemmel mi yapmaya çalışıyor her şey hocam? Evet, yani daha mükemmel evet, yapmak evet. yerine acaba daha mı ölçülü davranmak gerekiyor? Yani mesela bu bir sorun sevgili birim. Bu bir sorun. Niye? Çünkü ben mesela
Acaba kadının bugünkü yaşadığı hayatın zorluğunda hiç mi kendisinin payı yok derken kitapta bunları kastediyorum. Yani saçımı süpürge ettim. Peki kim istedi saçını süpürge etmeni? Niçin ettin? Yani burada mesela o mükemmel yapma şey bizimle ilgili bir şey. Evet. Yani kadın bakıyorsunuz eşinden bir şey istiyor. Eşi o sırada müsait değil. Belki biraz daha da rahatlar. Yani biraz daha sonra yapacak ama sabredemiyor. Hemen kalkıp yapıyor. O zaman asli görevleri artmaya başlıyor. Yani ben günümüzde kadının çok hareket alanı bırakmadığını düşünüyorum erkeğe. Centilmenlik alanı bile bırakmadığını düşünüyorum. O yüzden de aslında yine uzun bir konu belki konuşuruz. Erkek egemen toplumu ataerkilliği yaratanın ki bu bilimsel bir kavram ben günlük anlamda kullanıyorum. Acaba kadın olabilir mi? Bir bakalım. Bakmak ya da kadının lazım. Buradaki etkisi nedir? Bir bakmak lazım evet. Yani çünkü anneler bile bazı anneler de en azından erkek ve kız çocuklar arasında maalesef çok belirleyici bir ayrım yapabiliyorlar. Bu da önemli bir ayağıdır mesela. Peki o zaman toplumda bunun sebebi cinsiyet ayrımcılığı diyebilir miyiz? Yani çocukluktan gelen baskı. Bu cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak kadınlar kariyer yaparak, para kazanarak aslında kendilerine toplumda bir yer edinmeye çalışıyor diyebilir miyiz hocam? Evet yani diyebiliriz. Bunun nereden çıktığı da bu yani 68'li 70'li yıllarda kullanılan bir kadınlar olarak inşallah. Peki hocam peygamberimiz döneminde Hazreti Muhammed peygamberimiz döneminde toplumun kadına bakışı nasıldı? Birazcık ondan bahsedebilir misiniz bize? Valla şimdi Emre hocamın tam konusu o buradayken şey yapmayayım ama yani ben şöyle söyleyebilirim. Peygamberimizden sonra bu bakışın tamamen değiştiğini görüyoruz değil mi Emre Tabii hocam? Peygamberimiz zamanında mesela şimdi bugün günümüzde kadın çalışsın mı çalışmasın mı çalışırsa çocuğuyla daha kaliteli vakit geçiriyor daha iyi oluyor gibi temcit pilavı gibi ısıtılıp önümüze konan konular var. Artık bugün günümüzde kadının çalışıp çalışmamasını bunları bırakmamız lazım. Kadın her yerde olmalı elbette. Evet. Kadın dünyayı değiştirir, kadın dünyayı dönüştürür. Kadın dünyayı güzelleştirir. Yeter ki kadın olmaklığını kaybetmesin. Evet. Kadın her yerde olmalı. Yani böyle kadını eve hapsetmeye çalışan söylemlerin aynı hocamızın dediği gibi yani bizim Kur'an'la veya dinimizle bir alakası olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu anlamak için dediğin gibi peygamberimizin dönemine bakıyoruz değil mi? Evet. Yani ordular idare ediliyor, orduyu idare ediyor. Ticaret yapıyor. Hazreti Ayşe ticaret yapıyor bir eşi. Yani kadınların her türlü işte çalışabildiklerini, her yerde var olduklarını. O yüzden bugün mesela bazı şeyleri konuşurken yani birazdan söyleyeceğim. Kadınlar neden mecliste yok, kadınlar neden yönetici daha az, neden istihdam sayısı az vesaire gibi şeyler. Kadının bunları yapacak kabiliyeti olmadığından değil. Yani bugün bunları yaparken annelik ve ev hanımlığı gerçeğimizi göz ardı etmeden... Oralarda eşitsizlikler yaratmadan, mağduriyetler yaratmadan yapabiliyor olmamız ve ayrıca da maskülenleşmeden, başkalaşmadan yapabilmemiz çok önemli. Kadınlığımızdan uzaklaşmadan. Evet, ben İlham Veren Kadınlar diye bir bölüm yaptım. Orada Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'i de yazmıştım. Dört kadından evet. biriydi. Bütün dünya hayranlıkla seyrediyor değil mi? Bakın yani başarılı olmak için maskülenleşmeye, başkalaşmaya... Çünkü o görevler erkeğe atfedildiği için beyinde yani kadının kimlik arayışı böyle kompleksli bir hal alınca bazı görevleri erkeğe atfettiği için oralara geldiğinde de maalesef asık yüzlü olması, sert olması, şefkatini, merhametini unutması gerektiği gibi bir yanılsama bizi iyiye götürmüyor. Maalesef. Yani, o yüzden de gerçekten peygamberimiz zamanındaki uygulamalar yani kızı gelince ayağa kalkan bir peygamberin çocuklarıyız biz. Kız çocukları erkek çocuklarını ayırt etmeden. Ayırt etmeden. Mesela kesin. Hani böyle namaz kılarken çocuklar başına gelir oynanır. Hep orada evet, mesela evet, sanki evet. erkek torunlarıymış gibi. Hayır. Yani kız erkek bütün torunlarıyla aynı şekilde oynayan ve o şekilde değer veren bir peygamberin çocuklarıyız. Yani kızından evet, soyunun türediğini biliyoruz değil mi hocam? Burada bir örnek ben müsaadenle lütfen hemen hocam. Şey yapayım. Hocamla da burada paylaşalım. Şimdi Abdullah bin Ömer'den geldiği kabul edilen bir rivayet var. Bu Buhari nikah bölümünde geçiyor. Bakın çok çarpıcı. Diyor ki peygamber devrinde hakkımızda ayet iner korkusuyla kadınlarımıza elimizi ve dilimizi uzatmaktan sakınırdık. Peygamber vefat edince dilimizi ve ellerimizi onlara uzatmaya başladık diyor. Bakın bu çok enteresan bir şey yani. Düşünebiliyor musun? Çünkü peygamberimiz hayattayken ayetler inmeye devam ediyor.
Yani erkeklerin kadınlara yönelik olarak o cahiliye bedevi döneminden kalma uygulamalarını devam ettirmeleri durumunda haklarına ait iner korkusuyla bu konuda temkin davrandıkları. Çok ama çarpıcı. Peygamberimiz vefat ettikten sonra artık hani ait inmesi de söz konusu olamayacağı için bir kısım insanların eski alışkanlıklarını devam ettirdiği görebiliyoruz. Yine mesela işte Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi var biliyorsun, kadın geliyor kocası hakkında peygamberimizle tartışıyor. Yani hakkını arıyor. Çatır evet. Çatır hakkını arıyor. Evet. Üzerine ayet iniyor. Yani evet. Düşünebiliyor musun? Bu konuyla ilgili evet. Allah'tan hüküm geliyor. Yine meclislerde, peygamberimizin meclislerinde kadınların, erkeklerin de bir arada istişare edebildiği, çeşitli konularda onlara danışılabildiğiyle ilgili bir takım kaynaklarda mesela bunların örneklerini görebiliyoruz. Hani o dönemde toplumun olması gerektiği şekilde kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla beraber, bakın çocuğuyla beraber. Çünkü peygamberimizin mesela hasta olan çocukları ziyaret ettiği örnekler var. Yani evet. Çocuğu böyle hani ya nedir çocuktur falan diye bakmıyor. Çocuklarla oyun oynadığına kuşu dair, çocuklara şakalaştığına dair. Kuşu ölen çocuğu ziyaret ediyor. Evet, kuş ölen çocuğu ziyaret ediyor. Yani çocuklara değer vermesi, toplumun evet. Kadınlara değer vermesi. Çünkü medeni bir toplum, yani medeniden kastettiğim şu, insan olmanın gereklerini en güzel şekilde yerine getirebilecek bir toplum bütün bunlarla beraber var olabilir. Yani evet. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, aileyle birlikte var olabilir. Bunu çok iyi okuduğu için peygamberimiz Rabbimizin ayetlerinin de yol göstermesi, ışık tutmasıyla toplumda bu dönüşümü başlattı. Ömrü vefat ettiği kadar elinden gelen bütün çabayı ortaya koydu. Ama işte insan neticede evet. Hakkın rahmetine kavuştuktan sonra tabii ki toplumda yine eski o cahili şeyden hortlatan insanlar da çıkmaya devam etti. Kadın maalesef. Aleyhine olan görüş tekrar egemen oldu. Hatta günümüzde de hala izlerini taşıyor diyelim. Evet. Bu konuya da değineceğiz evet. Zaten. Hı hı. Peki hocam çok iyi oldu. Peygamberimiz dönemini konuşmamız, ondan öncesini konuşmamız ve günümüze geldiğimizde de kadının kendinden uzaklaştığını konuştuk. Kadının annelikten uzaklaştığını konuştuk. Kadının bir kimlik arayışı içerisine evet. Girdiğinden bahsettik. Peki kadını bu kimlik arayışı içerisine iten unsurlar neler hocam? Şimdi aslında her şey biraz sanayi devrimiyle başlıyor. Yani iş gücü olarak görülmesi ve kadının da çalışma hayatında yer alması ama gücünün de erkeğinki kadar değerli olmaması gündemde, ücretler olarak veya iş gücü olarak. O dönemlerde de tabii biraz da böyle hani dünya batıda başlayan sosyal değişimler, eşitlik söylemleri vesaireler derken kadın biraz önce Emre hocamın da dediği gibi yani çok kimliksizleştirildiği için senin de bahsettiğin gibi mesela bugün uygarlığın ve medeniyetin merkezi görülen antik Yunan'da, Atina'da ve Roma'da her zaman kadın sadece soylu erkeklerin yana yakışacak şekilde eğitim alan ve o şekilde güzel olması sağlanan bir varlık olarak görülmüştür. Hukuki olarak erkeğin gerisinde kalmıştır. Toplumsal alanda var olmamıştır. İşte erkeğinin eşinin ya da babasının vesayetinde olmuştur vesaire gibi. Zaten hayat boyu yani geçmişinde getirdiği hep bu geçmişinde ona anlatılanlar ve iletilenlerle ve genlerle taşınanlarla bu düşük benlik algısıyla ortamda müsait olunca hakkını aramak durumunda kalmış ve bu şekilde ideolojilere de sığınmıştır. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Cinsiyet biyolojik bir kavram olmaktan çıkartılıp toplumsal bir kavrama dönüştürüldüğünden beri maalesef kadın mevzu ve kadın sorunu diye bir sorunsallık yaratılmıştır. Evet. Aslında böyle bir şey gerçek değildir. Çünkü rasyonel değildir hocamın söylediği gibi. Bakın hem dinimizin kadın ve erkeği birbirini tamamlayan özdeş varlıklar olarak yarattığı inancına karşıdır bu. Uyuşmaz. Hem de zaten biyolojinin, bilimin bile tamamlayıcılık ilkesine aykırıdır. Yani kadının doğal yapısını biyolojik indirgemecilik anlayışıyla ele almak, eril ve dişil tecrübeyi kadınsı ve erkeksiye taşımak ciddi anlamda çok büyük problemdir. Ve kadın buradan kimlik arayışıyla yola çıkıyor, kendisini var etmeye çalışıyor eşitlik söylemleriyle. Ve burada da iş hayatında yer almasıyla tabii ne oluyor? Roller artıyor. Bugün gördüğümüz, bugün kadınımızın her şeye yetişmeye çalıştığı, koşturduğu ama hiçbir şeyi tam yapamadığı. Kadınlar da sorumluluklarını yerine getirdiklerinde kendilerini mutlu hissederler. Böyle araştırmalar var özellikle evde. Yani hiçbir şeyi tam yapamıyor gibi de aslında. Belki birazdan konuşuruz psikolojisini.
Orada belki daha detaylı da gelir. Belki acaba mükemmel mi yapmaya çalışıyor her şey hocam? Evet, yani daha mükemmel evet, yapmak evet, yerine acaba daha mı ölçülü davranmak gerekiyor? Yani mesela bu bir sorun sevgili birim. Bu bir sorun. Niye? Çünkü ben mesela acaba kadının bugünkü yaşadığı hayatın zorluğunda hiç mi kendisinin payı yok derken kitapta bunları kastediyorum. Yani saçımı süpürge ettim. Peki kim istedi saçını süpürge etmeni? Niçin ettin? Yani burada mesela o mükemmel yapma şey bizimle ilgili bir şey. Yani kadın bakıyorsunuz eşinden bir şey istiyor. Eşi o sırada müsait değil. Belki biraz daha da rahatlar. Yani biraz daha sonra yapacak ama sabredemiyor. Hemen kalkıp yapıyor. O zaman asli görevleri artmaya başlıyor. Yani ben günümüzde kadının çok hareket alanı bırakmadığını düşünüyorum erkeğe. Centilmenlik alanı bile bırakmadığını düşünüyorum. O yüzden de aslında yine uzun bir konu belki konuşuruz. Erkek egemen toplumu ataerkilliği yaratanın ki bu bilimsel bir kavram ben günlük anlamda kullanıyorum. Acaba kadın olabilir mi? Bir bakalım. Bakmak ya da kadının lazım. Buradaki etkisi nedir? Bir bakmak lazım evet. Yani çünkü anneler bile bazı anneler de en azından erkek ve kız çocuklar arasında maalesef çok belirleyici tabii, bir ayrım yapabiliyorlar. Bu da önemli bir ayağıdır mesela. Peki o zaman toplumda bunun sebebi cinsiyet ayrımcılığı diyebilir miyiz? Yani çocukluktan gelen baskı. Bu cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak kadınlar kariyer yaparak, para kazanarak aslında kendilerine toplumda bir yer edinmeye çalışıyor diyebilir miyiz hocam? Evet yani diyebiliriz. Bunun nereden çıktığı da bu yani 68'li 70'li yıllarda kullanılan bir kavram. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet. Ama aslında biz bunu çok yüzeysel kullanıyoruz. Yani bunun nasıl çıktığını bu bir takım cinsel anomalileri açıklamak için Stroller diye bir araştırmacının ilk kullandığı bir kavramdır. Feministler bu kavramı çok sevmiştir. Bunu olduğu gibi alıp kullanmışlardır. Bugün aslında eşitlik adına söylediğimiz bir sürü şey kadın için eziyettir. Yani biz çocuk yetiştirme pratiklerini konuşmalıyız. Yani ne yapacak belki öneriler kısmına gelirsek orada zaten bunu evde aynı Emre hocamın dediği gibi konu mahremiyet, ahlak, insan olduğunda kadın erkek ayrımı yapmadan sadece insan. Çünkü cinsiyetin önünde gelen bir şey insan. Yani insan olmanın bir sürü özelliğinden bir tanesi yani cinsiyet bizim kişiliğimizin bir parçası. Onu konuşmak lazım. Bugün kadının durumuna daha bir detaylı bakarak oradan bir ilerlememiz lazım. İlerlememiz lazım, evet. Peki, cinsiyet ayrımcılığı dedik, baskı dedik. Bu tür sebeplerden dolayı kadının kendine bir yer edinmeye çalışıyor toplumda dedik. Bir kimlik arayışı içerisine giriyor dedik. Ve bitmeyen bir hayat yaşıyor gibi yaşıyor. Her şeyi üstünde, kendi üstünde erkeklere yer açmıyoruz, alan bırakmıyoruz. Centilmenlik yapmasına izin vermiyoruz dedik. Dolayısıyla da bu kadar yoğunluğun içinde kadın kendisiyle psikolojik çatışma içerisine giriyor. Hı hı. Bize bu psikolojik çatışmalara örnekler verebilir misiniz hocam? Kadının iç dünyası ve dış dünyasıyla ilgili çatışmaları evet, ne? Çok, çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü bu meseleyi anlamamız anlamında da çok güzel bir soru. Farkında olmadan yapıyoruz çoğunu. Bilinçaltımızla dediğin gibi sevgili birin. Yani biz kadının metalaştırıldığını, kadının belki farklı anlamlarda zorluklar yaşadığını şu an söylerken aslında biz de kadınlar olarak buna zemin hazırlıyoruz, bunu konuşacağız. Ama psikolojik çatışmalar dedin, şuradan başlayalım. Bugün kadınlarda antidepresan kullanımı, geçen seneki veriyi söylüyorum, %65, erkeklerin iki katı. Biz kadının doğuştan aslında daha dayanıklı olduğunu biliriz. XX kromozomları sayesinde biz psikolojik olarak da fizyolojik olarak da aslında daha dayanıklıyız. Peki ne oldu da kadını bu hale getiren nedir? İşte dediğin gibi çocuk da yaparım kariyer de diye yola çıkan kadın bir nevi yolda kalmıştır. Sonra hepsini yapmanın zorluğunu anlayınca belki çocuğundan vazgeçip çünkü toplumsal var olmanın önünde en büyük engel olarak görülüyor şu anda çocuk, aile kurmak vesaire. O yüzden belki yola daha çok kariyerle devam etmeye başlıyor. Ne zamana kadar? Doğurganlık yaşının sonlarına doğru kadın bindiği dalı kesmektedir. O zamana kadar haldır 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 kariyer mevki. Çünkü kadın üzerinde bir kariyer kodlaması yapılıyor. Yani bunu da belki konuşmak lazım. Evet. Şimdi kadının bu mesela çatışma deyince aklıma direkt Elif Şafak geldi. Çok güzel bir örnektir. Otobiyografik bir romanı var Siyah Süt diye. Evet. Burada kadın yani beyniyle var olmaya çalışan ve bu şekilde algılanmak isteyen bir kadının
kadınsılığıyla ve kadın cinselliğiyle barışık olmasının mümkün olmadığını söyler Elif Şafak. Hatta o romanında işte kadını kolektif kültür Türkiye, erkeği Amerika'ya benzeterek bu çatışmayı anlatmaya çalışır ve annelik duygusundan kaçmak için Amerika'ya kaçtığını da bir dönem söyler. Çok sıkıntılı bir dönem yaşadığını da yazmış kitabında. Evet. Neticede iki kere anne olmuştur. Sevgili Elif Şafak da iki kere anne olmuştur. Değil mi? Yani evet. O yaşın sonuna doğru bu çatışmayı nasıl yaşadığını anlatıyor. Ben tabii o romanı okuyup anne olmaktan vazgeçen bir sürü insan olduğunu da maalesef düşünüyorum. Peki o zaman demek ki kadının en hakiki kodu doğurganlık olmasına rağmen kariyer kodlaması aslında tabiatında olmayan bir şey olduğu için mutsuzluk getirir. Yani Freud'un dediği gibi Freud diyor ki mutluluk çocukluk hayallerinin tatmin edilmesidir diyor mesela. Para hiçbir zaman bir çocukluk hayali olmadığı için bence para mutluluk getirmez. Onun gibi kariyer de bize yüklenen bir şey. Yani bizim üstümüzde böyle ciddi anlamda şu anda bir takım söylemlerle. Mesela başarı dedin ya Birin, o kadar güzel söyledin ki. Kamu spotları var, reklamlar var. Küçük kız çocukları için yazılan kitaplar var. Hepsi başarıyla ilgili biliyor musun? Kadın başarır, kız çocuğu başarır, bilimde başarır, şurada başarır. Zaten kadınlarımız şu an her yerde. Ve biz o kadınlara müteşekkiriz. Onlarla gurur duyuyoruz. Nobel ödülü de alıyorlar. 100 sene önce üniversiteye kabul edilmiyordu kadınlar. Şu an kadınlar her yerde. Ve çok da başarılılar. Sporda da başarılılar. Ama ben bunun bu şekilde başarıyla sürekli kadının bir arada algılanması, bu yönde kamu spotları yapılması, küçük kız çocuklarından erkeğe karşı zafer kazanacak şekilde bunların algının yaratılmasına karşı çıkıyorum. Çünkü zaten çağın gerekliliği bu. Yani çağın gerekliliği kadının her yerde olması, çalışması, eğitim alması bunun zaten alternatifi yok. Ama biz bunu erkeği referans alarak yaptığımızda işte erkek egemen toplumu bizler zemin hazırlıyoruz. Yani kadın olarak da erkek olarak da artık bu bilimsel bir kavram bunlar. Bunları bir tarafa bırakıp çok boyutlu. Yani bugün ataerkillik dediğiniz bunun antropolojik, ekonomik, dini, kültürel bir sürü boyutu olan bir kavram. Evet. Bugün bunları bir kenara bırakıp artık insan olmayı kesinlikle konuşmamız gerekiyor. Hocam anladığım kadarıyla şundan da rahatsızsınız. Kadın başlığı altında kadının başarılarının konuşulmasından rahatsızsınız. Çünkü erkeklerin başarıları erkek başlığı altında konuşulmuyor. Doğru bunun, mu anladım? Bunun ben kadını güçlendirmek yerine aksine dezavantajlı evet. gibi göstererek kadını sürekli güçsüzleştirdiğini düşünüyorum. Evet. Ve burada özellikle bunun etkilerine bir baktığımızda aile boyutunda ve çocuk boyutunda bizim çok ciddi olarak toplumsal riskler ve eşitsizlikler çıkıyor karşımıza. Yani burada böyle bir pompalama var. Mesela biraz önce dedin, kitapta söylediğim yazan şuydu. Geçen sene Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmaya göre kadın ve erkeğe fırsat eşitliği sağlandığında 12.6 trilyon dünya ekonomisine katkı sağlayacak diyor. Bakın ben bir kadın olarak bu rakam benim hiç umurumda değil. Gerçekten. Eğer işimi iyi yapmasam, yani akademide öğrencilerime faydalı olmasam, işimi iyi yapmasam ben bu işi yapmamalıyım. Yani şunu demek istiyorum. Bir işin kadını erkeği olmaz. Olmaz. İyi yapan olur. İşini iyi yapan Allah'a yaklaşır. İşini iyi yapmak. Şimdi pozitif ayrımcılık dediğiniz şey sizin önünde istediği kadar olumlu bir kelime olsun. Ayrımcılık kelimesi geçtiği anda başka eşitsizliklere gebedir. Evet çok iddialı bir şey söylüyorum ama inanın öyle. Eğer pozitif ayrımcılık yapacaksanız kadına sadece aile ve çocuğu düşünerek hayatı kolaylaştıran, mesela bugün kadın ve erkek aynı saatte eve giriyor. Bakın iki tane doktor düşünelim. İkisi de aynı saatte eve girdiğinde kadın nereye gidiyor, erkek nereye gidiyor? Ya da çocukları olduğunu düşünelim. Yani kadın direkt mutfağa gidiyor değil mi? Yemek yapıyor. Erkek belki başka bir işle ilgilenebiliyor. Yani kadının ev kadınlığı ve annelik gerçeğini biz yok sayamayız. Buna göre mesela belki aynı meslek grubunda, ben bunu öneriyorum. Aynı meslek grubunda kadının mesaisini 2 saat önce bitirin. Buyurun eğer bir şey yapacaksanız aileyi koruyacak şekilde yapın diyorum yani. Bu olabilir. Öneriler konusunda soracağım çünkü kitabınızda da son söz yerine evet. öneriler bölümünü ne yapılması gerektiğini açıklayan çok güzel bir bölümle bitirmişsiniz aslında. Oraya da geleceğim. Peki Emre Hocam siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlarımız acaba... çok mu kendilerine toplumda bir yer edinmeye çalışıyorlar?
Dolayısıyla bunların bu sebeplerden dolayı yaşadığı psikolojik problemlerden dolayı aslında aile hayatımız yok mu oluyor? Akrabalık ilişkilerimiz yok mu oluyor? Diğerganlık yok mu oluyor? Çünkü yardımsever de eskiden kadınlarımız. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi tabii bunun yani Gülsüm hocamın dikkat çektiği konularla beraber çok yönlü bir şey olduğunu, gerçeğini kabul etmek lazım öncelikli olarak. Bence bu başlı başına bir şey. Toplumsal bir zihniyetin yansıması. Yani böyle eğer ki siz mesela Kur'an-ı Kerim'de işi ehline verin diyor. Evet. Bakın işin ehline verilmesi. Hı hı. Bakın dikkat ederseniz burada bir cinsiyet ayrımı yapmıyor. Yani Gülsüm hocam herhangi bir konuyla ilgili benden daha ehilse o işin ona verilmesi lazım ya da sen. Ya da ben başka bir konuda daha ehilsem işte bana verilmesi lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim cinsiyet ayrımı yapmıyor bu noktada. Kim daha ehilse ama insanlar kategorileştiriyorlar ve insanlar bu ayrımı yapıyorlar. Yani şu şu meslekleri şu şu işleri erkekler yapar. Şu meslekleri, şu işleri kadınlar yapar diye biz toplumsal olarak böyle bir ayrıma gittiğimiz zaman, çocukluğumuzdan beri de bunu kanıksadığımız zaman, bunu kabullendiğimiz zaman, pardon, zaten doğa bakışında böyle ilerliyor. Kadın da benimsiyor, erkek de benimsiyor. Şimdi tabii kadınların bir kısmının toplum içerisinde kendine yer alan açmak için, çeşitli alanlarda varlık gösterebilmek için mücadele etmek zorunda kalabildiklerini görüyoruz. Çünkü yani değil mi ya, toplumun o yani yapısında zaten DNA'sında, kodlarında bu şekilde ayrımlar var. Haklı olarak kadınlara tabii ki hak ettikleri şeyi almak için çaba gösterebilir. Ama bu yapılırken başlı başına bu sistemsel bir problem olduğu için yani bu konuda tek başına sadece müferit kadınların bir şey yapması belki çok etkili olamayabiliyor. Bunu yaparken de işte Gülsüm hocamın dediği gibi belki kendi yaratılışına uygun olan, ona hitap edecek fıtratına, tabiatına uygun olan bir takım şeylerden kendi kendini mahrum bırakmak durumunda kalıyor. Bu bazen zorunlu olarak, bazen de işte kadına biçilen rol gereği diyelim. Evet, tabii. Ama yani bunun böyle erkek olsun, kadın olsun, işte yani sistem olsun, başlı başına böyle yeniden inşa edilmesidir burada esas olan şey. Eşit hakların tanınmasıdır. Yani dedim ya, kadın olsun, erkek olsun, her birinin farklı potansiyelleri var, farklı yetenekleri olabilir. Bunun bir arada değerlendirilmesi toplumu bir yere getirebilir. Ama siz olaya roller biçerseniz, işte erkeğin rolü şudur aile içerisinde veya toplum içerisinde ya da kadın rolü şudur diye roller biçerseniz ve insanlar da o rolleri oynamaya mecbur kılarsanız, alanlarını ona göre şekillendirir, belirlerseniz o zaman zaten insanlar o alanlar içerisinde patinaj yapmaktan başka bir şey yapamıyorlar ve bu şekilde hem ailevi anlamda hem toplumsal anlamda bazen telafisi mümkün olmayan problemler ve sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani çocuk konusunda şunu söyleyeyim, Emre hocam çok güzel hatırlattı. Yani ben asla şunu kastetmiyorum. Bazıları çok çocuk sahibi olmak istiyor. Şura suresi 49 ve 50. ayet hocam okudu. Allah dilediğine veriyor. Şüphesiz ki onlar için mükafat başkadır. Veya bilinçli olarak, farkındalıkla yani ilim yapıyor. Tamam, çok çalışıyor. Diyor ki ben çocuk yapmayacağım, ilgilenemem. Tamam, yani bunu kastetmiyoruz. Yani veya bu dünyaya bir çocuk getirmek istemiyor. Böyle korkuları var. Bunu da kastetmiyorum. Ben sadece bunun farkında olmadan, yani aslında toplumsal olarak var olmanın önünde, görünür olmanın önünde, kamusal alana çıkmanın önünde, evliliği ve çocuğu bir engel olarak görmenin ve haldır haldır, tam kelimenin tabiriyle kadının yapısına ve fıtratına uygun olmadan koşturmanın peşinde olduğunu söylüyorum. Bugün bir gün mesela tatil olduğunda, bir bayramda evde kalıp çok keyifle evinin tadını çıkaran, oh ne güzel bugün diyen bir sürü de çalışan kadın olduğunu da biliyorum. Onların çalışmak da umurunda değil. 12.6 trilyon dolar onların da umurunda değil. Aynı benim olduğu gibi. Çünkü öyle bir iş hayatı çok zor ve burada da çocuğunuz var, eviniz var. Ya da tam tersi, hiç bunu yapmamayı tercih ettiğinde bilinç dışı güdülenmeleri onu mutsuz ediyorsa rağmen, yani buna rağmen ben bunu yapacağım gibi yani başa çıkması zor bir takım fedakarlıklar yapıyorsa doğallığına ve fıtratına aykırı, işte o mutsuzluk getiriyor. Yani kadını mutsuzlaştıran, başkalaştıran o. Evet. Şunu da eklemiş olayım. Aynı zamanda çalışmak zorunda olan, hayatını idame ettirebilmek için gelir sağlamak durumunda, kazanç sağlamak durumunda olan kadınları da kastetmiyoruz hocam. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Zaten bir kadını keşke yani hani mecbur kalmasa. Çünkü bir evin ekonomisini yani mecbur olmak kaygı
uyandıran, bizim kaygı düzeyimizde yüksek olduğu için tabii ki yani o gerçekten zor bir şey yani maalesef. Ya tabii modern hayatın ekonomik şartlarını göz ardı etmek mümkün değil yani bugün eskiden belki olmayan birçok şey hayatımız içerisine giriyor. İşte iyi bir eğitim alması için diyelim ki bir çocuğun bazen anne ve babalar olması gerekenden fazla maddi anlamda da fedakarlık yapmak durumunda kalabiliyorlar. Evet. Ya da aile ekonomisini sürdürebilmek için. Çünkü yani birçok belki önceden olmayan yeni şeyler hayatımız içerisine giriyor ve insanlar bir şekilde onları edinmek durumunda kalabiliyor. İşte durum sonuçlarına bakmak lazım tabii hocam. Yani mesela kadın çalışsın mı çalışmasın bunlar geçmişte kaldı. Evet. Kadın her yerde olmalı. Kadın dünyayı değiştirir. Kadın elbette çalışmalı, eğitim almalı. Peki hiç durup bakmayalım mı sonuçlarına? Mesela yapılan bir araştırma çalışan çocukların, çalışan annelerin çocuklarının ahlak seviyesinin düşük olduğunu söylüyor. Ortalık ayağa kalkıyor. Yanlış çıkmıştır, yanlış çıkmıştır diye kadınlar ortalığı ayağa kaldırıyor. Ünlü bir televizyon programcısı tekrar çalışılsın, yanlış çıkmıştır diyor. Ama bir önceki adımı kabul ediyorsunuz. Bakın bir önceki adım şu. Çocukların uzun süre ekran başında kalması, tabletli, bilgisayarlı vesaire ahlak seviyesini düşüyor. Bunu kabul ediyorsun, ikinci adımı kabul etmiyorsun. Zaten ikinci adım onu doğuran bir şey. Bugün evet, anneler doğru. İşte olduğunda yalnız başına evde kalan çocuklarımız var. Ben zaten bütün çalışan annelerin hoşuna gidecek çok önerilerde bulundum. Bugün mesela okul tatil olduğunda bütün ebeveynlerin problemidir. Okul tatil, ebeveynler çalışıyor. Ne yapacağız bu çocuğu? Ben annelere izin verilmesini istiyorum. Şu anda mesela online eğitimde de hocam evet, aynı şey. Online yani eğitimde. Biz bunu bakın pandemide daha iyi gördük. Ben yıllardır bunu söylüyorum. Yani okul tatil olduğunda bayramlarda vesaire anne baba çalışıyorsa bizim için önemli toplumsal olarak artık kadın da istihdamda diyoruz. Oranları arttırmaya çalışıyoruz. Tamam ne yapacak çocuk? Bir çocuğun uygunsuz bir içeriğe internet ortamında ulaşması maksimum 15 dakikadır. Eğer kendi istemese bile önüne düşmesi maksimum 15 dakikadır. O zaman demek ki hemen her şeye karşı çıkmayacağız. Duracağız bir düşüneceğiz. Biz burada kadın çalışmasın şunu yapmasın evde olsun asla demiyoruz. Kimse diyemez bu durumda ama durup sonuçlarına bakmayalım mı? Yani bizim çocuğumuz ne durumda? Bakın boşanmaların oranını söyleyeyim ve bu boşanmalardan sonra ben size kadının durumunu söyleyeyim. Yalnız annelerin durumunu söyleyeyim. Gelir seviyesinde en düşüktür yalnız anneler. Yani biz evliliği bitirdiğimizde son 10 yılda boşanma oranları %30 artmış. Evlenme oranları hocam %10 azalmış. Sırf 2019'u söyleyeyim. Boşanmalar %8 artarken evlilik %2.3 azalıyor. Düşünün bir yıldaki rakamı bakın. Yani neredeyse %10 boşanmalar artıyor. Bu durumda da dünyada da çok büyük %15, %20'lere varan, %25'lere varan oranda biz İskandinav ülkelerinde, Kuzey Avrupa'da, Amerika'da görüyoruz yalnız anneleri. Bizde 2018'deki rakam benim en son baktığımda %9'du yalnız anneler. Yani gelir seviyesinde en düşük, tek maaşlısın çocuk açısından. Sosyal mirasta eşitsizlik. Bu çocuk hem babadan sevgi almıyor yeterince mesela bir ebeveynden uzak büyüyor hem de gelir dağılımında en düşük kadın. Yani hani boşanınca da çok iyi durumda ne kadın ne de çocuk olmuyor maalesef. Yani böyle biraz daha sıkıntılarımız var. Hatta çocuğumu kendim büyütürüm söylemi aslında çok güçlü bir söylem gibi görünse de çocuk için büyük travma olduğu istatistiklerle de açıklanmış bir çocuğa babanın ya da annenin unutturulmaması gerektiği. Dolayısıyla aile kavramının ne kadar önemli olduğu tabii. Zaten söylediniz bize kısaca. Evet, kariyer kodlaması derken şuradan başlayayım. O sürekli işte dediğim gibi kadın ve başarının yan yana. Yani bir şeyi başarmak. Bu böyle mesela nasıl bir yük, nasıl kodlama derken yani nasıl bir yük hissediyoruz? Ben kendimi ispatlamak zorunda hissediyorum. Sürekli şunu yapayım. Veya ben kız çocuklarında görüyorum. Onlar için çıkarılan özel kitaplar var. Ben buna da karşıyım. Kız ya da erkek çocuklarımız için böyle ayrı ayrı kitaplara da karşıyım açıkçası. Biraz önce Emre hocamın dediği gibi. Yani burada tabii ki özgüven vermektir. Yani bizim kız çocuklarımıza. Çünkü eskiden beri işte kızlar matematik yapamaz. Kızlar şunu yapamaz. Bunlar yanlıştır. Yani bizim bunları örselemememiz lazım. Ama pompalamamamız da lazım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Egolar da şişiyor ve kendini ispatlamak zorunda. Ya erkeğe karşı zafer kazanmak ya da tam tersi çok evlilik odaklı yetiştiriyoruz kızları. Yani erkeğe muhtaç bir şekilde böyle uçlardayız yetiştirmekte. Burada mesela kariyer kodlamaları bazen o kadar uç söylemlere ulaşıyor ki sevgili Bülüm. Bak biraz önce dediğin 12.6 trilyon bu bir şeydir. Mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ben geçen sene bütün gün televizyonda not alarak seyrettim.
bu söylem kaç kere geçecek diye. Yani onlarca kez geçti. Her kanalda yüzler değişiyor. Zaten söylemler aynıydı. Bir tanesi buydu. Bir diğeri kadın istihdam oranı neden %30'larda? Niye bu kadar az? Niye erkeğin yarısı? Bakın bu da bir kariyer kodlamasıdır. Yani bunu arttırmamız toplumsal olarak makro anlamda toplum için önemlidir. Ama mikro alemde de aile var. Ben bunu arttırırken, bunu arttırmaya çalışırken burada bir şeyleri kaçırmamam lazım. Onları desteklemem lazım. Çünkü kadın zaten istemiyor. Çünkü niye istemiyor? Bakın şundan. Bebeği olduğunda doğum izni kısa. Şimdi kısa olduğu zaman işte 3-4 aylık bebeğinizi bırakıp, yani hiç tanımadığınız bir bakıcıya ya da yaşlı babaannelere bırakıp işe gideceksiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız istihdamdan çıkacaksınız. İkisi de istendik bir şey değil bence. Bence. Yani burada benim de çok net bir önerim var tabii. Yani burada kadının istihdamdan çıkmasını da istemiyoruz. Belki buna o zaman ne yapalım? Oranları da arttırmak istiyoruz. Biraz daha çözüm önerileriyle yaklaşalım. Veya neden 192 ülke arasında mecliste milletvekili sayısı, kadın milletvekili sayısı oranında 117. sıradayız? Şimdi ben ne bir vatandaş olarak ne de bir kadın olarak, şöyle diyelim hatta ben bir insan olarak bu ülkede yaşayan, ortalıklarda dolaşıp emirler yağdıran bir kadın bürokrat görmek istemiyorum. Eğer Yeni Zelanda Başbakanı Ardern gibi olacaksa, ki var, çok değerli öyle bürokratlarımız da var tabii, öyle olacaksa bence olsun. Kadın olmaklığını kaybetmeden. O zaman yani bazı şeylere hazır olmadan, yani 192 ülke arasında milletvekili sayısında en üste çıkmak istiyorsanız kadın olarak, yani bunu yapmak istiyorsanız da kadın sayısında, bunu kadın olmaklığını kaybetmeden ve kadının kendi arzusuyla, yani zorla, mesela çocuk için de böyledir, kadın için de böyledir, erkek için de böyledir. Yani hazır olmadan ben sana bazı imtiyazlar verirsem, seni hazır olmadan ve istemeden bazı yerlere taşırsam böyle maalesef egolara hizmet ediyor. Evet. Veya bir diğeri işte kadın yönetici sayısı niye az? Şimdi kadın yönetici sayısı niye az dediğinizde yine kadınların oraları eğer erkeklere atfettiğini, o rolleri, mesela bir araştırmayı paylaştım ben kitabımda. Bir sürü araştırma var. Ben rakamsal olarak yani yine iyi olan bir şeyi paylaştım. Kadın da erkek de kadın yöneticiyle çalışmaktan hoşlanmıyor. Evet. Peki, şefkatini, diğer gamlığını, merhametini kaybetmek zorunda mı bir yönetici? Hayır, peygamberimiz zamanında kadınların her işte olduğunu görüyoruz. Değil. Demek ki buralara dikkat çekmek istedim. Yani buralara biz böyle bir kariyer kodlaması yaptığımızda, eğer o doğal fıtratımızda yer alan şeylerden de taviz vererek geliyorsak, demek ki mutsuz olduğu için de bunu o şekilde lanse ediyor diye düşünüyorum. Yani bunu mesela neden okullarda müdürler kadın değil? Bunu ciddi olarak çıkıp programlarda tartışıyorlar. Neden kadın müdür sayısı az? Peki ben size soruyorum, yani bizim hala öğretmenlerimiz var. Atandığında ailesini bırakıp uzağa gidiyor. Bakın kariyer kodlaması bu da. Ne yapsın, kadın öğretmen olmak istiyor, atanıyor. Ama şartlar, uzağa gidiyor, aileyi bırakıyor, burada çocuğu bırakıyor kocasıyla. Ya da çocuğu yanına alıp doğuya gidiyor mesela, evet, gibi. Yani önce biraz bunlara da dikkat çekelim ki ondan sonra zaten kadın istediği her yerde olur. Kadın her şeyi başarır zaten. Her şeyi başarır değil mi? Peki hocam, kadının toplumsal hayattaki bu değişimin sonuçları nedir? Yani kadın evet başkalaşıyor, kadın değişiyor. Peki kadının bu değişimi toplumu nasıl etkiliyor? Evet. Yani bunu birkaç açıdan, mesela kadın açısından bakmalıyız ki söyledik. Kadına psikolojik bir yük getiriyor dedik. Yani burada hep tercih yapmak zorunda. Yani belki istihdamdan çıkıp evde kalıyor, o mutsuz ediyor, eğitimli. Veya tam tersi gibi, yani psikolojik yükler getiriyor dedik. İkincisi çocuk açısından çok önemli. Yani çocuklarımızda şimdi bizim pek çok problemin de arttığını görüyoruz. Yani mesela en büyük problem bağlanma problemi. Çocukların anneleriyle, çünkü biliyorsun bağlanma müthiş bir kuram. Daha yeni bir kuram bu. 40-50 yıllık bir kuram ama anne çocuk bağlanmasının daha sonraki ilişkiler üzerinde de, sağlıklı bir toplum üzerinde de, güvenli ilişkiler kurmak üzerinde de etkisini biliyoruz. Bu çocukların işte anneden erken ayrılması, bakıcılara, büyük annelere bırakılması vesaire, mesela bunun bir sonucu. Sonra yine çocuklarımızda işte evde yalnız kalmaya bağlı olarak belki annenin yoğun olması, çünkü hani her şeye yetişemiyor, yani evet, yetişmeye çalışıyor, yetişemiyor. Belki anneler gözden kaçırıyor bazı şeyleri gibi, çocuk açısından yani çok ciddi ayrı ele alınması gereken konular. Toplumsal açıdan dedin, hani oraya geleyim mesela.
kadının bu değişiminin en büyük toplumsal sonuçlarından biri yarattığı toplumsal risklerden biridir. Doğum oranlarının düşmesidir. Dünyada son 50 yılda doğum oranları 5'lerden, 5.4'lerden 2 küsürlere gelmiştir. Yani kariyer arayışı içine giren kadın annelikten mi feragat ediyor? Evet. Yani şöyle, hani en azından sayıyı da düşürüyorsunuz. Zaten biraz moderniteyle beraber çocuğun da maliyetli bir hal almasıyla beraber doğum kontrol yöntemlerinin de gelişmesiyle beraber ailenin küçülmesi gündeme geldi. Bugün mesela İskandinav ülkelerinde 2008 ekonomi krizinde böyle bir karar alınıyor. Yani ailenin küçülmesi, doğum oranlarının kontrol edilmesi vesaire. Ondan sonra artık her şey yoluna giriyor ve diyorlar ki arttıralım, artmıyor. Yani kadınlar artık mesela toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi sağlandığını söyleyebileceğimiz yerlerden biridir İskandinav ülkeleri. Ve en büyük problemi ne biliyor musunuz? Doğum oranlarını arttıramıyor. Her ülke işte Finlandiya, Danimarka bir şeyler öneriyor. Diyor ki işte her doğum başına şu kadar tazminat, şu kadar para vesaire gibi. Yani burada bu ikinin altına düştüğünde nüfusun azalması anlamına geliyor. Bazıları bunda ne kötülük var ki zaten dünya çok kalabalık diye düşünebilir ama bu öyle bir şey değil. Yani nüfusun bu anlamda azalması orantısız bir azalma oluyor. Yani nüfus yaşlanıyor. Evet, genç ya, nüfusa ihtiyaç duyuluyor. Yani sizin nüfusunuz yaşlandığı için yani bu orantısız bir azalma olduğu için tabii toplumlara, ülkelere, dünyaya bir takım riskler getiriyor. Burada tabii en önemli yine şey ailedir. En önemli konuşacağımız şey toplum dedin, toplumsal risk de ailedir. Aile, çekirdek aile. Bu kadının ev hanımlığından istihdama giden köprüde bunun inşasının çok dikkatli yapılmamasından kaynaklanan veya işte bu konuştuğumuz yani göz ardı edilen şeylerden kaynaklanan bir yalnızlık içindedir. Çekirdek aile tek başına bunlarla uğraşmaktadır. İşte ya boşanmalar çok artıyor ya evlilikler mutsuz ve bundan da tabii çocuklarımız da etkileniyor. Yani bunu bu sonuçta da değerlendirebiliriz. Peki. Kitabınızda burada yine... bir de birinci bir şeyi de yine vurgulayalım. Tabii ben Gülsüm Hocam'ı yakinen de tanıdığım için, çalışmalarını bildiğim için, düşüncelerini de takdir ettiğim için biliyorum ama vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Yani şimdi hep tabii kadın üzerine ve annelik üzerine yoğunlaştığımız, konuştuğumuz için yani belli şeyler de sadece hani annenin böyle göreviymiş, vazifesiymiş gibi de algılamak da yanlış olur. Onu da vurgulamakta tabii fayda var. Çünkü yani modern hayatın beraberinde getirdiği şey var. Ben de eşi çalışan bir insan olarak evde ister istemez eşinize yardım etmek durumundasınız. Yani eve geldiğiniz zaman şey deme lüksünüz olmuyor artık. Yani ben bugün çok çalıştım, çok yoruldum. Yani o da çok çalıştım, çok yorulmuş. Yani herkesin kendine göre sorumlulukları var. Dolayısıyla evde bir çocuk var. İşte evde yemek yapılacak. Mesela işte yemeği birisi yapıyorsa sofrayı birisinin kurmaz. Ya da birisi yaptıysa diğerinin belki bulaşıkları yıkamaz. Yani insanların bundan yüksünmemesi lazım. Çünkü bir aileyi mutlu kılacak, o aileyi güvenli, huzurlu kılacak şey aslında bireylerin birbirleri dayanışması, birbirlerine destek olması. Ama bu dediğim gibi böyle ben erkeğim sen kadınsın veya işte ben kadınım sen erkeksin gibi böyle bir aile içi ayrımlar üzerinden değil de doğal akışında insanların birbirine karşı anlayışlı olması, kendisini onun yerine koyabilmesi. Yani o anda belki başı ağrıyor olabilir, yorgun hissediyor olabilir, kendisini mutsuz hissediyor olabilir. Ya o boşluğu hemen doldurabilmek, anlatabiliyor muyum? Yani hani babanın da burada veya eşin de yani erkeğin de burada çok üzerine düşen ciddi sorumluluklar var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ne kadar güzel oldu. Tam düşündüğüm şey oldu şu an. Nedir o? Ben kitabın başında demiştim ki erkeklerle ilgili neden hiçbir şey söylemediğim için gelecek bütün eleştirilere kulaklarımı kapatıyorum. Evet. Çünkü ben bir erkek nasıl davranır, nasıl hisseder bilemem. Ben bir kadınım. Ve kadın olarak bu toplumda yaşayan, kendim de içinde yaşadığım pek çok sıkıntıyı, stresi vesaireyi ancak dile getirebilirim. Erkekler de kendileri düşünsün diye. Yoksa zaten şimdi artık günümüzde çok yardımcı olmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Yani kadının çalışmasıyla beraber erkeğin adım attığını diyoruz. Benim derdim şu, şimdi erkek adım atmaya başladı çünkü tabii ki eşler çalışıyor ve erkekler mutlu. Mesela iş yerinde de erkek kadına engel oluyor gibi bir algı var. Bence böyle bir şey yok. Çünkü iş yerinde de erkekler mutlu. Kadın sorumluluklarını yerine getiriyor. Çünkü iş yerinde de hayatı kolaylaştırıyor. Evde de mutlu. Aslında. Geleneksel ailelerde de yani beyler eşlerinin çalışmasından mutlu. Ama şimdi kadın değişince ve bu değişim iyi bir şeydir bu arada. Başkalaşım kötüdür. Başkalaşım kimliğini kaybetmektir. Yoksa değişmek iyi bir şeydir. Yani hepimizin değişmesi ve ayak uydurması gerekir. Ama eğer kadın başkalaşmışsa talepleri artıyor. Diyor ki
ben 3 kere bebeğin altını değiştirdim, sen de 3 kere değiştir diyor. Sayılar üzerinden. Şimdi biraz önce sayılar üzerinden mukayese yapılıyor ya. İşte erkek oranı istihdamda şu kadar, senin niye bu kadar? İşte milletvekili sayısı şu kadar, kadının niye bu kadar deniyor ya. Evet. İşte müdür sayısı bu kadar. İşte bu rakamlar üzerinden mukayeseler. Ve feminizm gibi ideolojilerin ceryanları eve yansıyorsa işte o zaman sıkıntı var. Yoksa erkeklerin de çok adım attığını, eşlerine yardımcı oldu zaten öyle olmak zorunda. Peygamberimiz kendi söküğünü dikerdi değil mi hocam? Evet. İşini yapardı yani. Beyler zaten peygamberimize baksa yeterli. Peki bu konuyu yine konuşacağız. Aile konusuna geldiğimizde soracağım hocam. Bundan önce şunu sormak istiyorum. Demişsiniz ki erkek egemen toplumun müsebbibi de, yani sorumlusu da, çözümü de kadındır. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Bayağı terletiyorsunuz sevgili benim. Çok güzel sorularınızla. Ama önemli. Teşekkür ederim. Yani bu önemli. Şimdi bak, bunu anlamak için öncelikle televizyondaki dizilere, gündüz kuşağı programlarına bakmamız yeterli. Yani şimdi dediğim gibi bunu günlük yaşamdaki bir kavram olarak kullanıyorum ben. Yoksa erkek egemen, ataerkilik mesela, bunlar bilimsel kavramlar. Çok boyutlu kavramlar. Evet. Ve bence hiçbir erkek de bu yükün altına girmek istemez. Çok ağır da bir yük yani, evet. Ataerkilik vesaire. Burada ama kadının, yani bakın şunun farkına varalım yani biz bir. Tamam, yani böyle alalım, böyle şapkamızı düşünelim samimiyetle. Yani yapmak istediğim şey bu. Ne? Söyleyeyim. Tolstoy'un bir sözü var. Diyor ki, bedeni ameliyat etmek için uyutmak, ruhu ameliyat etmek için uyandırmak lazım. Yani bizim kadınımızın eğitimle ilgili kastettiğim şey üniversite mezunu olmak değil. Çünkü ben gençlerle beraberim. Bir sürü üniversite mezunu kızım benim. Sadece şunu söylüyorum. 4 senelik üniversite mezunuyum. Artık 2 yıllık bile bir mezunla evlenemem. Aa, üniversite mezunu değilse evlenemem vesaire. Anlatabiliyor muyum? İşte yani, isimlerin önünü aslında profesör. Burada ben eğitim gibi derken üniversite mezunu olmayı da kastetmiyorum. Ben kadının asaletinin, ferasetinin, belagatının, zerafetinin peşindeyim. Şimdi erkek egemen topluma kadın nasıl diyorsun? Şaşırıyorsun. İddialı bir söylem değil mi? Evet. Evet, şimdi gündüz kuşağı programları ve diziler, bunları kim seyrediyor ülkemizde? Kadınlar. Peki. Evlenirken kim seçiyor? Kadın. Kadın. Ama geçen sene Adalet Bakanlığı'nın yaptığı araştırma, boşanırken kadınların boşandığını, boşanmayı başlattığını, boşanmayı istediğini, boşandığını söylüyor. Yani evlenirken seçen kadın, boşarken boşayan kadın. Bu yataktaki düşmana, beyaz atlı prens yataktaki düşmana nasıl dönüşü veriyor? Çünkü evlenirken sadece kariyer, İşte para, bunlara bakıldığında, yani ne kadar iyi bir insan, ne kadar ahlaklı, ne kadar iyi bir baba olur gibi sorular değil de belli bir çekim gücüyle yapıldığında, kadının belki de yani bu ben kimim ve neden çocuk sahibi olmak istiyorum gibi bu soruları mutlaka cevaplaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani burada kadını uyandırmak derken, eğitim derken bir farkındalık ve bilinçten ben bahsediyorum. Çünkü benim için önemli olan burada yuvalar ve huzurlu yuvalar ve çocuklar. Yani burada hala maalesef yani erkektir, döver de sever de cümlesine katılan kadınlar görüyoruz. Yapılan araştırmada oran veriyorum %17 bu cümleye katılan kadınların oranı. Çok ve bunların %11'i üniversite mezunu. Yani kadınların mesela bir takım görevleri ya da meslekleri aslında beyinlerinde, bilinçaltılarında erkeğe atfetmeleri de yine buna hizmet eder. Yani aslında şunu demek istiyorum. Hep bir erkek referans alarak yaşama var. Yani erkek yapar ben de yapayım vesaire. Bunlar hep yine erkeği güçlendiren ya da ismini öne çıkaran, erkek egemen toplumu yaratan şeylerdir. Yine evlenirken eşinin kendisini korumasını sağlayacak şekilde maddi bir beklenti içinde olan kadın oğluna da aynı şeyi yapıyor. Mesela oğulları şartlı seviyor anneler. Niye? Yani yaşlanınca bana baksın, ortada kalmayayım. Yani koruma altına almak, kendini koruma altına almak. O yüzden bir taraftan böyle bazı şeyleri işte yani kadın kolları, kotalar vesaireler, hani imkanlar yaratmaya çalışıyoruz toplum olarak kadına, ama kadın istemiyor. Yani o dizilerden çıkarmak lazım, o arabesk kültüründen. Yani eğitici programlar koymak lazım kadın ve aile çocuk için. Çünkü kadın hep oralarda kaldığı için hep bir korunma yani erkek tarafında. Şimdi biz buna o zaman hizmet etmiş oluyoruz. Veya yine bir diğeri, maalesef bugün çıkamadığımız bir sarmal var, kadına şiddet bu ülkede. Yani dünyada da her yerde örneğini görüyoruz. Ülkemizde de çok fazla maalesef. Maalesef.
Ben diyorum ki çok şükür her evde kadına şiddet yok. Ama biliyor musunuz neredeyse her evde çocuğa şiddet var bugün. Ve şiddet gören çocuk şiddet gösterir. Siz okullara toplumsal cinsiyet dersleri koyarak bunu yok edemezsiniz. Geçen seneki bir rakamı söyleyeyim size. Fiziksel şiddet gösteren annelerin, çocuklarına fiziksel şiddet gösteren annelerin oranı %65. Bakın bunun zihinsel şiddeti var, akademik şiddeti var, psikolojik var, ruhsal var. Biz hocamla daha önce konuştuk. Hoyratça bir sahiplenmeyle aşağılamalar, tehdit etmeler, korkutmalar ve daha çok bakımda da yer aldığı için anne tabii daha çok anneden olduğunu görüyoruz. Yine ev içinde mesela cinsiyete göre farklı muameleyi çocuklara babalardan çok annelerin yaptığını görüyoruz. Babalar yaparsa da daha çok böyle erkekler hani kız çocuklarına daha kıyamıyor, toleranslı oluyor vesaire gibi durumlar oluyor. Ama maalesef erkek egemen toplumun tam da zeminini oluşturan şeylerden biri ezildiğini söyleyen kadın ezecek erkekler ve ezilecek kızlar yetiştirmeye hizmet ediyor. Ve o aile içi şiddette de yani dediğimiz gibi daha sonra dönüp oğlum, paşa oğlum, aslan oğlum sen her şeyi yaparsın denilen bir çocuğun daha sonra ilk eleştiriyi aldığı eşine o şiddetleri yönelttiğini de görebiliyoruz mesela gibi vesaire. O yüzden hani burada kadının yani ben bunları çözecek olanı da kadının olduğunu düşünüyorum. Yani veya etkisi anlamında çok önemli olduğunu söyleyelim. Tabii burada evet. İşte çözebilmesi için de o bilinç seviyesine, o duyarlılık, farkındalık seviyesine gelebilmesi evet. lazım. Onun evet. için de yine arkada, işte arka planda bir iyi eğitim alması, destek evet. alması gerekiyor. Yani bunu da vurgulamakta fayda var. Ailede eğer bir kişi farklılıkla konuşulacaksa çocuktur. Neden? Pedagojik olarak ihtiyacı var. Biz pedagojik olarak sadece çocuktan üstünüz. Deneyimlerimiz, tecrübelerimiz var. Yani bugün artık bu çağda insan olmayı konuşalım. Hani izimlerle başka bir şeyi yükseltiyorsunuz. Bu sefer tekrar onunla mücadele ediyorsunuz. 1920 yılında Amerika'da kız çocuklarının pembe, erkek çocuklarının mavi giydirilmesine okullarda karar verilmiştir. Bakın kendisi yaratıyor cinsiyet farklılığını, sonra bununla uğraşıyor. Biz bu ceryanlara kapılmayalım. Çünkü ben bir de şunu çok istiyorum. Yani kültürel çalışmalar yapılması lazım. Kültürel. Çocuk için de bunu söylemiştim. Yani kendi kültürümde. Şimdi bizi dinleyen bazılarının hiç hoşuna gitmeyebilir. Ama ne kadar eğitimli ve kariyerli olursa olsun eşine ve çocuğuna kapıyı açmaktan hoşlanan bir Türk kadını var. Evet. Hala. Bunu da hatta aile içinde değerlendirmek isterim hocam. Hemen çünkü vaktimiz de daraldı. Tamam. Tüm soruları sormuş olmak istiyorum. Mutlu bir aile kurmak için nelere dikkat etmeliyiz? Aile olmanın toplum için yararları hı-hı. neler? Ve aynı zamanda da mutlu bir aile yaşantısının çocuklar üzerindeki evet. etkileri nelerdir? Bunları da kısaca bir anlatabilir miyiz hocam? Tamam, yani şöyle, aile bence bizim Batı ile aramızdaki en önemli fark. Ve gerçekten çok ciddi anlamda en büyük gücümüz. Yani biz Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimiz varsa ki çok şükür var. Ve biz bu birlik ve beraberliği aileden alıyoruz. Evet. Bakın pandemi sürecinde gördük. Ev insanın kalesidir. Ev çok önemli. Değil mi? İnsanın evinde huzur olduktan sonra başka her şeyle mücadele edebilirsiniz. Evet. Yani kadın olarak da erkek olarak da dışarıda var olabilirsiniz. Toplumsal hayatta başarılı şeyler yapabilirsiniz. İnsanlara faydalı olabilirsiniz. Yani bugün aileyi korumak ve koruyacak şekilde davranmak, esasları belirlemek çok önemli. Çünkü o ailede biz insan yetiştiriyoruz. Sağlıklı nesil demek, sağlıklı ve erdemli toplum demek. Bu da emek harcanmış ve mutlu çocuklarla oluyor. Bunun da gerçekten öznesi çocuk ama baş kahramanı kadın. Yani burada kadın ve erkek birbirine daha baştan seçerken tabii mutlu yuvayı kurarken yani böyle çekim güçlerine kapılmadan birinci donanmış insanlar olarak oturup ana yolda buluşabiliyor muyuz? Nasıl bir hayat istiyoruz değil mi? Evet. Yani ben bir de şunu söyleyebilirim. Yani upuzun listeleri var mesela özellikle kadınların. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun. Yani evlenmek istediği erkekle ilgili uzun uzun listeleri var. Bakın bunlar insanı yanlışa götürür. Eğer bir liste yapacaksanız, çünkü kusura bakmayın Monaco prensesi değiliz. Olmamasını istediklerimizi yapalım. Bakın çocukta da böyledir. Nasıl çocuk büyüteyim? İşte piyano çalsın, İngilizce bir... Nasıl olmasın? Yani benim çocuğum ne olmasın? Benim eşim de ne olmasın? Yani kötü olanlara odaklanıp onlardan kurtulmaya çalışarak ben özellikle de burada yani
şimdiki nesillere, yani şu anki annelere ne kadar sözümüz ulaşır bilmiyorum. Çünkü benim derdim şudur, Mevlana'nın dediği gibi yeni bir şeyler söylemek lazım. Yeni bir şeyler. Yani şu andaki annelere ulaşır mı bilmiyorum ama en azından beni seven, takip eden, benim çok öğrencilerim, gençler var, ben biliyorum ve onlara ulaşacağını düşünüyorum. Evlenirken bilinçli bir şekilde, donanımlı bir şekilde evliliklerimizi daha en baştan, daha en baştan. Sonrasında da hani şöyle bir şeyi çok arzu ederim ben. Koruyucu tıp gibi, koruyucu tıp uygulaması var ya, hastalık gelmeden. Evet. Keşke ailede de böyle bir şey olsa. Yani ailede sorunlar başa çıkmadan, hani böyle belki bir ekip olsa. Hani pandemide gördük, bilim kurulu ne kadar güzel işler yapıyoruz değil mi böyle bir kurul olunca. Mesela çalışmak bir tek ekonomistlerin konusu olamaz ki, kadının çalışması, istihdam oranı. Bir tek iktisatçıların konusu olamaz ki. Yani bu aynı zamanda çocuk gelişimci, sosyolog, psikolog, sosyal politika hizmet üreticileri, bunların da konusudur. Yani bunların hep beraber ailede, mesela diyelim kadın çalışıyor, erkek işsiz. Yani diyelim burada belki bir risk var. Yani böyle daha sorunlar ortaya çıkmadan. Peki hocam, bunun için nasıl çözümler üretiyorsunuz? Yani kadının hem çalışıp hem anne olabilmesi için, evinde mutlu olabilmesi için, yetebilmesi için ne gibi düzenlemeler öneriyorsunuz? Vallahi düzenlemeler bir şuradan başlıyor. Bir, kadın farkındalık geliştirmesi lazım. İnsan olmanın temel özelliğidir farkındalık. Peki ne farkındalığı, ne olsun, inşallah hani bugünün mesajı olsun diyelim. Yani bakın, biz kadınlar olarak şanslıyız. Doğuştan şanslıyız. Çünkü bir erkek doğuştan getirdiği fıtratında var olan libidonel güçlere karşı durduğunda değerli olurken, bizim böyle karşı mücadele etmemiz gereken bir şey yok. Yaratılıştan zaten kromozomlarımızla, yani biz psikolojik olarak da fizyolojik olarak da yani güçlü gelmişiz, dayanıklı gelmişiz. Bu düşük benlik algısından hani kurtulmak. Bize tarihte anlatılan şeylere kadınlar inanır çünkü ve sosyalleşme yoluyla da bu rolü benimserler. Yani bugün mesela bir Kohlberg ahlak kuramını nasıl kurmuştur? Erkek çocuğa soruyor, sonra kız çocuğa sorduğunda kız çocuğun cevabı farklı. Çünkü o başkasını düşünüyor, diğer gam. Kız çocuk başkası üzerinden cevaplar veriyor. Mesela bu eksi puan alır. Yani kuramcılar böyledir. Erkek ilahiyatçılar kendine göre yorumlamıştır hocamın dediği gibi. Yani... Düşünürler öyledir, filozoflar öyledir vesaire. Bunlar geçmişte kaldı. Bunlar biz bunların farkında olalım. Yani biz ayaklarının altına böyle cennet serilmiş, adına sure indirilmiş kadın olarak değerimizi bilelim. Yani gerçek gizli gücümüzün farkında olalım. Evet. Ve kendimizi ispatlama, yani bu çağ bu geçti artık. Yani gözlüklerimizi değiştirelim, çıkaralım. 100 sene önce öyleydi gerçekten. Kadınlar üniversiteye alınmış. Şimdi satranç şampiyonları, Nobel ödülü alanlar hepsi var. Bir şeyi yapmak istiyorsak, sadece yapmak istiyorsak ve iyi yapacaksak, yani o işe talip olalım, yapalım inşallah diye düşünüyorum. Bir de kadın kadına destek olsun. Kadın fesattır, kadın kıskançtır, böyle bir şey yok. Bunlar yine üzerimizde bizim oynanan oyunlar. Kadın kadına hoşgörülü olması lazım, destek olması lazım. Bu çok önemli. Devlet desteği lazım. Devlet desteği, kadının mesela evde engelli, bakıma muhtaç, yaşlı birileri varsa kadına destek olmalı. Yani çocuklarımız mesela, eğer özel gereksinimli engelli bir çocuk varsa, üstün zekalı bir çocuk varsa yine destek olmalı. Doğum izinlerinin, ben evet ekonomiye ciddi bir maliyeti söz konusu olsa bile, annenin mutlu olması, bebeğin mutlu olması bakımından mesela bunların uzatılabileceğini düşünüyorum. Mesela bazı ülkeler nasıl yapmış? İstihdama geçişi işte Almanya, Fransa, Hollanda yarı zamanlı yapmış. Evet. Yarı zamanlı olabilir belki. Yani kadının istihdamdan çıkmasını da istemiyoruz ama... Yani 4 aylık bakıcılara bırakılan bebeklerde de veya yaşlılara da, ben bunu da çok kitabımda da yazdım biliyorsun, yani çok da mantıklı görmüyorum. Evet. O yüzden bence annelere yardımcı olalım, kadına. Kadının üstündeki yük çok fazla. Yani bu konuda destek olunması lazım diye düşünüyorum. Yeni düzenlemelerle kadının rahatlatılması, aynı zamanda da hayatta aktif bir şekilde yer almasına destek olması lazım. Bir de şu çok lazım, önemli. Bizde bebek bakım ücretleri çok pahalı mesela. Mesela bakıyorsunuz, sağlıkçı, nitelikli bir işi var. Bir hemşire, bir hanımefendi neredeyse maaşı kadar bebek bakım ücreti verebiliyor. Yani bu maliyetli bir şey ama mesela yurt dışında nasıl yapıyor? Dernekler. Anneler dernekler kurup bunları karşılayabiliyorlar. Yani bir yaşına kadar diyelim doğum izni verilse bile, bir yaşından sonra hala çok önemli bir bakım masrafı var ve aldığı parayı neredeyse verdiğinde bakıcıya, hani orada da belki ailede, annede veya ailede bir dengesizlik olabiliyor. O yüzden
Bunun yani burada da bir destek gerekiyor. Çünkü bir ülkenin yapacağı en büyük yatırım erken çocuklara yapılan yatırımdır. Evet. Yani annenin tabii hem aile içerisindeki hem toplum içerisindeki kadın rolüyle ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada hatırlatmış olduk, vurgulamış olduk bu anlamda. Tabii her aslında çocuğun ilk öğretmeni annesidir. Yani bu biyolojik bir zaten bağ kaçınılmaz olarak aralarında söz konusu oluyor. Bu biyolojik bağdan sonra da çocuğun aslında ilk o güvenli bağlanabileceği, kendini huzurlu hissedebileceği, hani annesinin o şefkatli kollarında kendisini güvende hissedebileceği bir etkileşimi söz konusu. Bu anlamda anneler ne kadar bilinçli olurlarsa, ne kadar eğitimli olurlarsa, ne kadar donanımlı olurlarsa, kendilerini ne kadar hem o kadınlığından, o anneliğinden feragat etmeden gerçekleştirebilirlerse, çocuklarına da o kadar güzel şeyler yansıtabilirler. Hocamın da dediği gibi öncelikleri çocukların sadece başarılı olmaları olmaz. İyi bir insan olmaları olur öncelikleri. Erdemli bir insan olmaları olur. Topluma hangi alanda fayda sağlayabilecekse, insanla hangi noktada yarar sağlayabilecekse onu ona teşvik etmek noktasında olabilir. Yani yönlendirmek noktasında olabilir. Ama biz maalesef bazen böyle daha annesinin karnındayken çocukların meslek biçmeye başlıyoruz. İşte evet. Kızım evet. Doktor olacak, oğlum mühendis olacak diye. Bence biraz bu bize benimsetilmiş, kabullendirilmiş şeylerden sıyrılalım. Önce bir çocuğumuzu tanımaya çalışalım. Onun potansiyelini görmeye çalışalım. Onu güzel gözlemleyelim. Onunla kaliteli vakit geçirelim. Aile olarak da, anne baba olarak da güzel vakit geçirelim. Ve nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışalım. Allah'ın izniyle. Biz bunu yaptıktan sonra toplumda bir şeyler düzeleceğini göreceğiz. Ama hiçbir şey yapmadan toplum niye böyle ya da insanlar niye böyle demenin bir faydası ve anlamı olmadığında burada hatırlatmakta fayda var. Evet yani genelde benim de hep bahsettiğim şey şuydu. Çok yakınıyor kadınlarımız, mutsuz biliyorsunuz, yaşamak istemediği bir hayatı yaşıyor. Kadınlar yakınıyor ama bir şey yapmıyoruz, bir şey yapalım yani hep beraber biraz farkına varalım, farkındalık. Ben bir de son şunu söyleyeyim, biraz önce bahsettim ama tekrar söylemek istiyorum. Yani en önemli şey kadının eğitimi gerçekten. Evet. Okullaşma oranları hala düşük, okumayan, okula gitmeyen kız çocuklarımız var. Kız erkek fark etmez, zaten herkesin okula gitmesi lazım da. Burada kastettiğimiz bu okul ve eğitim dediğim gibi üniversite mezunu dışında, özellikle medyanın, mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın böyle eğitici, aileyi ve çocuğa eğitici programlar daha çok hazırlaması. Çünkü bugün yani pembe gelinlikle evlenen, böyle konsept düğünlerle dünya evine giren damadın hiç ortada olmadığı, yani bizim böyle bir cahiliye dönemi diyorum ben. Yani başka bir cahiliye döneminin içindeyiz ve bunlar özendiriliyor. Yani evliliğin kendisinin, evlilik fikri kendisinden daha önemli hale gelmiş. Damadın ortada olmadığı böyle bir konsept evlilik fikri var bir tarafta. Bir tarafta ya çok korkup öteleyen, evlenmeyen kızlarımızı görüyoruz. Bir tarafta böyle. Hani bu ülkede benim de çok sevdiğim bir sanatçıdır. Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım diye bir şarkı sözü var.